pratiği severim. Yani doğrudan tefsire girmek benim hoşuma giden bir husus. Onun için burada bazı teorik bilgiler size aksettirmeye çalışırken inşallah beceriksizliğimi zaten hemen anlayacaklar, görecekler nakıs olduğumu. O yüzden beni mazur görsünler. Yani tefsirin hali hazırdaki mevcut durumuyla ilgili ya da geçmişiyle alakalı, menbaıyla, çıkışıyla, ilk kez muhatabıyla buluştuğu dönemden beri kaydettiği süreçler, gelişimlerle alakalı bilgiler aktarırken zaman zaman belki yetersiz kalabilirim. Bunu peşiyle itiraf edeyim ve öyle başlayayım inşallah. Hani şair diyor ya, çeşme insaf gibi kamile mizan olmaz, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Teorik safam pek iyi değildir. Önce bunu bir mazeret olarak belirteyim inşallah. Ama iş başa düştü, ne yapalım? Bir şeyler de yapmak lazım. Hani İmam Rabbani öyle söyler. Diyor ki savaşta diyor mahir kemankeşlere ihtiyaç vardır. Yani mahir ok atıcıya ihtiyaç vardır ama bazen de acemi okçulara da diyor ihtiyaç düşer. Hani her vurduğunu 12'den vuramayan, arada bir 12'den vuran okçulara da gene ihtiyaç olur der İmam Rabbani güzel bir teşbihle. Şimdi bu durumumu arz ederek Bismillah deyip konuya giriyorum. Sevgili kardeşim Adem Bey'in öngördüğü sağ olsun güzel bir tanzim, bir tertip içerisinde fakire arz ettiği Fatih Bey kardeşim vasıtasıyla elimde bir çizelge var. İnşallah bunu takiben konuları arz etmeye çalışacağım. Birinci başlığımız tefsirin tanımı ve sistematiği. Şimdi alt başlık olarak tefsirin tanımı, tefsir ne demektir? Tabii fazla aşırı detaya, akademik detaya da girmekten korkuyorum. Yani kıymetli hazirunu, muhataplarımızı sıkmamak adına. Ama tabii hepten de mühmel bırakmak da doğru değil. Karınca kararınca inşallah bilgi vermeye çalışayım. Ne demek tefsir? Tefsir öncelikle malumunuz gerek kutsal metinlerle alakalı, gerek profan metinlerle yani beşeri metinlerle alakalı haddi iştiraki olan bir kavram. Ama biz bugün bunu kutsal metinler bağlamında ele alacağız. Yani ilahi menşeli metinlerle alakalı ki bunların da başında kitapların şahı olan, semavi kitapların padişahı olan Kur'an-ı Mübin özelinde işlemeye çalışacağız. Tefsir, metnin sahibinin muradını anlama ve anlatma çabasıdır kısaca. Yani tefsir derken ne anlıyoruz? Kutsal metnin sahibi bu metinde ne söylüyor, neyi amaçlıyor, muhataplarında neyi bekliyor? Bunu anlama, kavrama ve karşı tarafa kavratma, anlatma çalışmalarının tamamına efendim nispet ettiğimiz bir ifade. Bazen olur ki malumunuz sadece anlama çabası ön plana çıkar. İşte hermenötikte gördüğümüz gibi. Bazen de anlatma çabası ön plana çıkar. Kişi anlamıştır. Fakat her anladığınızı karşı tarafa anlatma da ayrıca değil mi bir maharet ister, bir çaba ister. Zaten bütün bu tefsir kitaplarının değil mi Kur'an-ı Kerim şöyle küçücük bir metin ama bakıyorsunuz değil mi ciltlerle tefsirler yazılmış. İşte bu nedir? Tefsircinin, müfessirin anladığını anlatabilme sıkıntısının semereleri bunlar. Ben bunu nasıl muhatabıma anlatabilirimin çabalarıdır o ciltlere yazılan tefsirler. Dolayısıyla tefsiri tekrar ediyorum. Metnin sahibinin muradının ne olduğunu, muhatabına ne sunduğunu ve muhatabından ne beklediğini anlama ve anlatma çabası. Tabii biz bunu Kur'an-ı Kerim özelinde ele aldığımız vakit, Kur'an-ı Mübin'de Yüce Rabbimizin buyurduklarını, efendim muradını anlayabilmek için bir takım tali esrümanlar yardımıyla, ki bunun başında işte sarf ve nahiv geliyor malumunuz.
yani gramatikal donanımlar, filoloji efendim, lingüistik donanımlar, biz bunlara sarf ve nahiv diyoruz. Yani kelime ve cümle bazında müfessirin donanımlı olması gerekiyor. Sarf ve nahivin yanı sıra belagat ilimlerine muttali olma, mantık ilmine muttali olma, usul ilmine muttali olma, yani metodolojiyi bilme ve kendisinden önceki tefsirle alakalı birikimleri bilebilme, muttali olabilme, bütün bu değerlerin eşliğinde Allah'ın bu kitabındaki muradının ne olduğunu izah etme, ortaya koyma çabasıdır. Tabi tefsir biliyorsunuz fesere kökünden geldiği gibi sefere kökünden de gelir. Bunu değerli meslektaşlarım da çok iyi bilirler. Adem Bey olsun, diğer kardeşlerimiz olsun. Bunlara anagram sistemi denir ki bunu ilk sanırım Halil bin Ahmet başlatmıştır, değil mi? Yani kelimeyi başından okuma, tersinden okuma ve bunların anlam nüansları. Sefere, bu manada tefsire diye bir kavram karşımıza çıkıyor. Çok eski tıp ilminde doktorun hastasının hastalığını keşfetmek için garure denilen, yani cam bir kavanoza, cam bir şişeye konulan idrara tefsire derler. Çok ilginçtir eski doktorlar. Niye? Çünkü o idrar hastanın halinden doktora, tabibe bir takım haberler verir. Yani bende şöyle arızalar var. Benim vücudumda şu 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 arızalar var. Bunu da tabip ne yapıyor? Efendim idrardan keşfediyor ve hastalıkla alakalı tanısını koyuyor ve tedaviye geçiyor. Tabii bu son derece makul bir ifade kıymetli Hazirun. Çünkü bu kelimenin ortaya çıktığı dönemler, yani şu tefsire kelimesi ki Ragıb İsfahani buna değinir. Ondan önceki alimler de buna değinir. Sanırım o zamanlar kan tahlilinden yola çıkarak hastalığı keşfetme işi herhalde ya hiç yoktu ya da yok denecek kadar azdı. Ama idrar tahlilinden yola çıkarak hastalığı keşfetme bayağı bir geçmişe dayanıyor. Bu yüzden de tefsire kelimesini biz burada görüyoruz. Yani doktorun hastanın idrarını cam bir şişeye alıp oradan hastanın hastalığını keşfetmesi. Şimdi tefsire de tefsir denmesi adeta tefsir metnin sahibinin, Yüce Yaradanımızın bu metindeki muradının ne olduğu, neyi amaçladığını ortaya koymak içindir. Tabii ilginçtir. Yani müşebbehle müşebbehün bir arasında ilginç alakalar vardır kıymetli Hazirun, sevgili seyircilerimiz. Yani bazen ilgisiz gibi görünür ama teşbih son derece geniş bir kavramdır. Yani anlam alanı son derece geniştir. Hatta malumunuz bazı alimler işte müşebbehle müşebbehün bihin aynı kategoride olmasını şart koşarlar. Yani ikisinin de diyelim maddi, fiziki alemden seçilmesi gerektiğini öngörürler. Ki yani teşbih, benzetme sahih olsun, sağlıklı olsun. Fakat bazı alimler derler ki bunun için hem müşebbeh hem müşebbehün bih, yani hem benzetilenin hem kendisine benzetilenin, yani benzeyen ve benzetilenin ille de aynı kategoriye ait olması gerekmiyor. Mesela derler, müşebbehün bihin zihni bir varlık olması da teşbihin sağlıklı olması için yeterlidir. Yani müşebbehün bih, kendisine teşbih edilenin harici alemde, dış dünyada illa da bulunması gerekmiyor. Zihin eğer ona bir yer hazırlamışsa, zihinde onun bir varlığı varsa bu teşbih yeterlidir. Hani bilirsiniz, vücut mertebeleri vardır. Bizim alimlerimiz bunu kelam ilminde güzel izah ederler. Bir şeyin varlığı dört türlü gerçekleşir. Ayni vücut, zihni vücut, ibari vücut, kitabi vücut. Yani bir şey ya aynen vardır, yani dış dünyada bir realitesi vardır, yahut zihinde varlığı vardır, yahut telaffuzda varlığı vardır, ibari vücut diyoruz, yahut da kitabi, yani yazı olarak onun varlığı vardır. Mesela biz şeriki bari dediğimiz vakit haşa, Cenab-ı Hakk'ın ortağı, haşa Allah'ın ortağı mı olur? Ama aklın çelişmezlik prensibi olarak zihin bunu düşünür. Düşünmeden dolayı da çelişkiye düşmez. Ama dış dünyada bunun bir realitesi yoktur. O tek Allah'tır Celle Celaluhu.
Asla onun şeriki ortağı yoktur. Dolayısıyla zihni vücut illa da her zaman aynıya dönüşecek diye bir kural yoktur. Şimdi benzetilen ve kendisine benzetilen arasında teşbih kurulurken alimlerimiz bazıları diyorlar ki hani ayeti kerime var ya, inne şecerete zekkum ta'amul esim kel muhli yağli fil budun kegallil hamim ayeti kerimesinde bu zekkum ağacından bahsedilirken başka bir ayeti kerimede dal'uha keennehu ru'usu şeyatin diye bir benzetme vardır, ilginçtir. O zakkum ağacının tomurcukları, meyveleri şeytanların başlarına benzer. İyi de diyorlar, biz şeytanı görmedik ki, şeytan nasıldır, şeytanın başı, kafa yapısı nasıldır? Hani bu nasıl bir teşbih, bu teşbih sahih midir? İşte alimlerimiz der ki, biz burada şeytan derken zihnimizde, şeytanın başları derken zihin aleminde, reel alem olmasa da zihin dünyamızda olumsuz bir imaj uyanır. Yani eğer görseydik hakikaten çok çirkin bir şeydi. Yani çirkin görünümlü bir şey olmalıydı. Ama zihnimiz onu onaylıyorsa bunun reeller aleminde olup olmaması fazla önem arz etmez. Hatta ona değil mi İmrul Kays'ın bir beytini örnek verirler. Benim hoşuma gider. Cahiliye döneminde biliyorsunuz dil son derece nettir, safidir. Yani şehirleşmemiş ve deforme olmamıştır. Mesela orada hamasiyet ön plana çıkar. Yani şairler öyle hamasiyet yaparlar ki Allah, meydan okurlar. Yani söz salatası alabildiğine. İşte orada onu hani birileri tehdit etmiş. Düşmanların senin için hazırlık yapıyor filan. İşte o da birisine seslenerek diyor ki اَيَقْتُلُنِي وَالْمَشْرَفِيُّ مُدَاجِعِي ve mesnunetun zurgun bi en keenyabil ehvali diye çok ilginçtir. Keenyabil ehvali. Diyor ki meşrefi denilen kılıç, yani meşrefi kabilesine ait kılıç benim arkadaşımken o mu beni öldürecekmiş? Ve mesnunetun zurgun keenyabil ehvali ve o sivrilmiş mavi uçlu mızraklar gul yabanilerin azı dişlerine benzediğinde, gul yabaninin azı dişlerine benzeyen mızrak benim yanımdayken mi o beni öldürecekmiş? Şimdi ehval, gavlin çoğuludur malum. Gul, gul malum şey gibidir. Bildiğimiz zümrüdü anka kuşu gibi değil mi? Hayali bir mahluktur, efsanevi bir yaratıktır. Yani gul yabani, biz öyle bir mahluk görmedik. Hatta bir cin tür olduğunu söylerler. Ama gul yabani derken zihin burada negatif, olumsuz bir imajı hemen ne yapar? Kendi aleminde resmeder, betimler. Ha böyle bir olumsuzluk var yani. Görseydik herhalde çok çirkin bir yaratıktı, ucube bir mahluktu yani. İşte onlara, onların azı dişleri de galiba yırtıcı canavarların değil mi? Kaplanların, aslanların dişi gibidir. İşte ümüğünü sıktı mı canını alır gibisinden. Şimdi bakın orada İmrul Kays ne yapıyor? Hayali, ütopik bir varlığın dişlerine benzetiyor, mızrağını. Ama o benzettiği mahluk dış dünyada varmış, yokmuş çok da önemli değil. Zihin dünyası buna yer veriyorsa o yeterlidir. Şimdi burada da yani bu tefsire dediğimiz doktorun işte karura içerisine koyduğu, cam şişe içerisine aldığı hastanın o idrarından yola çıkarak hastalığını keşfettiği gibi biz de tefsir ilminin sayesinde onun verilerinden yola çıkarak Yüce Mevlamızın, Yaradanımızın Kur'an-ı Kerim'inde ne ifade buyurduğunu ve biz muhataplarından ne murad ettiğini anlama çabalarının yekününe biz tefsir diyoruz. Peki meal ne demektir? Arkadaşımız sormuş bize sağ olsun. Şimdi malumunuz kıymetli hazirun, biz meali artık günümüzde tercüme yerine kullanıyoruz. Niye kullanıyoruz onu da söyleyeyim. Tabii öncelikle tercüme ve meal arasında bir fark var mı? Şimdi yerine göre fark vardır, yerine göre fark yoktur. Nasıl? Yani siz tercümeyi literal olarak harfi harfine yaptığınızda bir efendim dilden bir başka dile aktardığınız vakit kelimeleri otomatik olarak birebir ne yapıyorsunuz? Aktarmaya çalışıyorsunuz. Yani harfi tercüme dediğimiz, literal tercüme dediğimiz son derece kısıtlı, mahdut bir çeviri olayıdır. Meal ise daha ziyade bu tercümenin biraz daha
tabir caizse parantez içi veya dipnotlarla zenginleştirilmiş şeklidir. Zaten mealle tevil arasında da malumunuz irtibat vardır. Tevil de meal kökünden gelir. Ale yeule evlen. Yani meal da oradan gelir aslında. Şimdi şunu önce söyleyeyim. Ale demek Arapçada fiil olarak mesela ale ra'i ra'iyyetehu. Çoban sürüsünü yönetti, idare etti, sevk etti demektir. Yani meal oradan geliyor ki demek ki meal yapan bir kardeşimiz, bir arkadaşımız, bir meslektaşımız öncelikle manaları çok iyi yönetmesi lazım. Yani nasıl ki bir çoban sürüsünü yönetir, çekip çevirir, değil mi? Onu ecnebi bir takım dış tehditlerden, canavarlardan korur, muhafaza eder. İşte bu teknik tercümeyi yapan mealci kardeşlerimiz de buna mümkün mertebe bir takım böyle efendim Kur'an'ın ruhuyla, metnin özüyle bağdaşmayacak, sırıtacak olan yabancı, ecnebi her türlü imajı oradan efendim bertaraf etmesi, soyutlaması lazım. Yani ilahi muradı birebir aktarma neredeyse imkansızdır meal ve tercümede. Zaten meal odur. Yani ihtimal dahilinde olan manalardan seçip beğendiği birisini oraya yükleyecek. Ne yapsın, yapacak başka bir şey yok ki. Ama şunu biz çok iyi biliyoruz. Gerek tercüme çalışmalarında, gerek meal çalışmalarında bir metni olduğu gibi hüviyetiyle, mahiyetiyle karşı tarafa başka bir dile aktarma imkanımız hemen hemen yoktur. Niye? Çünkü orada bir takım fonetik reklenmeler vardır. Yani orada aksanlar vardır, prozodiler vardır, vurgular vardır. Siz bunu birebir aktaramazsınız ki. Mesela Arapçada kıymetli meslektaşlarım çok iyi bilirler. Genelde vurgu birinci şeyde yoğunlaşır. Birinci hecede. Nasara. Mesela Arap nasara der. Darabe. Bakın nasara yardım etti. Darabe dövdü, vurdu. Bakın şimdi Arap şöyle demez. Darabe. Demez. Darabe. Bakın aksanda değil mi? Prozodide bir farklılık var. Halbuki biz onu kendi güzel dilimizle, güzel bülbülvari Türkçemizle aktardığımızda ne deriz? Vurdu. Yani son hecede yoğunlaşır vurgu, prozodi. Halbuki Arapça tam tersine. İlk hecelerde yoğunluk vardır. Onun için dedim, yani siz bir metni başka bir dile çevirdiğinizde onun bütün fonetik renklerini, canlılıklarını, vurgularını olduğu gibi aktaramazsınız. Mümkün değil. Peki bir şey yapmamak da doğru değil. Gene bir şeyler yapmak lazım. İşte karınca kararınca aktarıyoruz. Biz buna ne diyoruz? Efendim tercüme ya da meal. Yani meal aslında tercümenin kendisidir. Ama niye meal diyoruz biz bunlara? Kıymetli Hazirun. Adeta orada imkansızlığımızı, zaafımızı ifade ediyoruz. Yani ne yapayım? Ben öngördüğüm manalardan birini buraya yükledim ve senin diline aktardım. Artık bunu lütfen kabul et. Başka türlü yapamıyorum çünkü. Onun için meal diyoruz biz buna. Yani getiriyorsun efendim o manayı nihai aşamasında evire çevire son kertede kendi hafızanda, hafızalanda besliyorsun. Belli bir mantıki mecraya oturtuyorsun. Ondan sonra bunu muhatabına arz ediyorsun, sunuyorsun. Tevil ve tefsir arasındaki fark. Burası çok önemli. Bildiğiniz gibi bazı alimlerimiz tevhille tefsir arasında fark gözetir ki bu son derece doğaldır. Kusura bakmayın, sık sık su içiyorum. Üzerinize afiyet. Biraz şekerin civarında dolaşıyormuşum. Tabii yıllar oldu doktora gitmedim. Allah bilir civarından çıkmışızdır. Belki de merkeze girmişizdir. Bilmiyorum ama onun için sevgili seyircilerim beni mazur görsünler inşallah. Adem Bey, ne yapalım? Ara ara su içiyorum, kusura bakmasınlar. Tabii hocam, bir makalede tercüme yapan kişinin kabiliyetli olması ihtimali de göz önünde bulundurularak en iyi tercümede dahi %18 en az, %18 anlam kaybının olduğunu söylüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bakın yani Adem Bey, %18 ki maşallah gene o insaflı davranmış yani. %18 değil mi? Evet. En azından bir %18'lik, 20'lik değil mi? 5'te 1'lik bir orantıda bir kayıp söz konusu. Evet, kolay değil. Tabii tabii. Ya işte yani bir İngiliz'in my heart demesiyle
bir Türk'ün canım demesi bir midir, mümkün mü? Ha, mana olarak aynıdır. O da canım diyor, sen de canım diyorsun ama şimdi my heart. Yani son derece kaba, kalın değil mi? Böyle heart. Yani evet. Böyle garip bir şey yani. Ama ne yapsın heart, işte gönül, kalp. Ama şimdi bizim canım bir annenin yavrusuna canım demesi değil mi? Böyle derundan, böyle ılık ılık, tatlı tatlı, içsel deruni duyguların beslediği bir canım ile my heart bir değildir. Ha, siz bunu işte çeviriyorsunuz yani, başka çare yok, öyle şey yapıyoruz. Şimdi tevil ve tefsir derken bazen olur ki tevil doğrudan tefsir anlamında kullanılır. Mesela bizim meşhur alemimiz değil mi? Efendim söyle, Tevilatul Kur'an'ı vardı ya Adem Bey, bizim söyler misin lütfen? Maturidi, İmam Maturidi. Maturidi ya, Allah Allah işte. Alzheimer'ın başlangıcı olabilir bunlar. Korkuyorum biraz. Ya bazen işte şu saat değil mi? Şu saat. Saat diyemiyorsun Adem Bey. Halbuki biliyorum ki bu saat. Şuna saat diyemiyorum ya. Bazen böyle takılıyorum. İmam Maturidi'nin Tevilatul Kur'an'ı. Şimdi İmam Maturidi sadece orada tevil mi yapıyor? Hayır, tefsir yapıyor. Var gibi tefsir yapıyor. Ama tevili yeğlemiştir. Keza Taberi. Değil mi mesela? Hiçbir zaman tefsir tabirini kullanmaz. Ben pek görmedim. Tevil der mesela. Teviluhu. Bunun tevili nedir? Yani alimlerimiz bazen tevili tefsirle eşdeğer görürler. Fakat çok iyi biliyoruz ki teville tefsir arasında farklar var. Nedir? Onlara da birkaç maddelik inşallah müsaadenizle değineyim. Şimdi tefsirde daha ziyade metnin lafzi yönü, yani lafız dokusu ön plana çıkar. Tevilde ise metnin tabir caizse manevi yönü, anatomik yapısı, deruni, batını yapısı ön plana çıkar. Yani siz tefsirde diyelim, tefsire girerken işte envai türlü kaynaklardan yararlanırsınız. İşte sarf dedik, nahvi dedik değil mi? Yani morfolojiye başvurursunuz, efendim gramer kaynaklarına başvurursunuz, işte belagat kaynaklarına başvurursunuz. Çünkü yapmanız gereken odur. Yani karşınızda belagatın, fesahatın zirvesinde bulunan ve o dönemin en güzide, en benam şu arasına meydan okuyan, getirin bakayım benim bir benzerimi diye meydan okuyan fasih bir metin var. Artık bütün belagat yapıtlarını alt üst etmiş, aşmış. Ne nesre benziyor, ne nazma benziyor. Arap da bunu kendi karihasıyla, selikasıyla görüyor. Ama bir benzerini getirmekten de aciz kalıyor zaten, o yüzden değil mi? Hatta böyle diyor. Yani dil ile mücadele dururken adam niye selli seyf edip kılıcını çekip de mücadeleye girsin ki yani? Maşa dururken niye elini yaksın? Ama mecbur kaldılar. Baktılar ki dil olarak, üslup olarak biz bununla başa çıkamayacağız. O zaman işi zora koştular, biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla böyle bir metni tefsir edebilmeniz için bir takım harici malzemelere ihtiyacınız var. İşte onlar dildir, belagattır, mantıktır, efendime söyleyeyim mi, metodolojidir vesaire vesaire. Şimdi tevilde bunlara fazla ihtiyaç kalmaz. Tevilde zaten siz o metni kavramışsınızdır ama siz burada ne yapıyorsunuz? Tabir caizse sofistike bir yoruma giriyorsunuz. Bir takım ezoterik yorumlara girersiniz. Yani tefsirde metnin dışı merkeze alınırken tevilde mana merkeze alınır. Tefsirde lafız, tevilde mana ön plana çıkar. Başka bir tabirle sevgili Haziruna bunu arz edeyim. Tefsirde ibare ön plana çıkarken tevilde işaret ön plana çıkar. Yani metnin dış dokusu tefsire bakarken metnin iç dokusu tevile bakar. Çok basit bir örnek vereyim, anlaşılsın diye. Basit bir örnek verip geçeceğim inşallah. 10 dakikamız kaldı çünkü. Biraz gidelim ki ikinci aşamada öbürlerini bitirelim inşallah. Mesela estağzubillah yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hay. Şimdi bunun üzerinde şu üç kavramı hemen belirtelim. Burada bir meal vereceğiz, bir tefsir yapacağız, bir de tevile gideceğiz değil mi? Şimdi biz Türk olduğumuz için Türkçe olarak biz bunu ne yapacağız? Tercüme edeceğiz. Nasıl deriz? Yuhricul hayye minel meyyiti.
O Allah ölüden diriyi çıkarır ve yuhricul meyyite minel hay, diriden de ölüyü çıkarır. O Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkaran Allah'tır. Şimdi bu nedir? Mealdir. Yani bu işte bildiğimiz salt bir tercüme değildir. Ha şunu hemen belirteyim. Benim naçiz bir çalışmam vardır. Tıbak, tezat sanatı bağlamında Kur'an'da optimizm. Bu da çok ilginçtir gerçekten Adem Bey. Kur'an-ı Mübin tezat sanatını işlerken genelde ilk sırayı olumluya verir. Çok ilginçtir ya. Ne kadar tatlı bir kitabımız var. Şükürler olsun. Dikkat edin bakın. Yuhyi ve yumit. Önce diriyi zikreder Mevlamız, sonra ölüyü zikreder. Yuhyi ve yumit. Burada fiili olarak bir tezat sanatı var değil mi? O Allah hayat verir ve verdiği hayatı geri alır, iptal eder. O dirilten ve öldüren Allah'tır. Hayatı ve mematı yaratan Allah'tır. Bakın önce hayattan bahsetti. Çünkü esas olan hayattır, yaşamaktır değil mi? İşte malumunuz femen ya'mel miskale zerratin hayran yara. Kim zerre miskale hayır işlemişse görecektir onu. Neticesini görecektir. Ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Zerre kadar şer, kötülük işleyen de onun neticesini görecektir. Bakın Rabbim önce olumluyu zikrediyor, sonra olumsuzu. Hani onu önce söyleyelim. Şimdi burada da yuhricul hayye minel meyyit. Önce olumluya gene yer verdi Kur'an. O Allah ölüden diriyi çıkarır. Ne demek bu? Şimdi demin tercümesini verdik değil mi? Şimdi tefsire girelim. Bakın tefsir burada nedir? Kıymetli hazıruna arz edeyim. Burada ölüden maksat, yani görüntü olarak bakın Rabbim bize göre konuşuyor ya. Öncelikle bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Cenab-ı Hak, ben hep bunu söylerim. Eğer Allahça konuşsaydı, müteal, aşkın olan varlığın kelamı da kendi gibi aşkın olaydı, inanın hiçbir şey anlayamazdık. Hani bilirsiniz hermenötikte değil mi? Öyle bir şeyden bahsederler. Bir efsaneden bahsederler. Yani Hermes Tanrı ile kulları arasına girer ve Tanrı'dan aldıklarını tabir caizse biraz kırarak, yumuşatarak insanlara, muhataplarına ulaştırır. Niye? Çünkü zaten onu anlayamazdı onlar değil mi? İşte bu tıpkı Cibril-i Emin'in vahyi Yüce Mevlamız'dan alıp peygamberlere ulaştırmasına benzer. Yani ona Cebrail dayanıyor Allah'ın verdiği o güçle, o kudretle. Oradan anlayabildiği kadarını anlıyor, getiriyor. Ve hangi peygambere geliyorsa o peygamberin konuştuğu kendi diliyle, lügatıyla, kavminin lügatıyla ona aktarıyor. Biz buna vahiy diyoruz malumunuz. Yani orada bile Cenab-ı Hak doğrudan bir meleğini araya sokuyor ki Cebrail en güçlü melektir. Yani Allah'ın vahyine kim dayanabilir ya? Mümkün mü bu? Aşkın bir varlık çünkü. Aşkın bir yerden geliyor bu. Dolayısıyla onu alıyor tabir caizse yumuşatıyor ve peygamberine ulaştırıyor. Şimdi burada da yuhricul hayye minel meyyit derken o Allah ölüden diriyi çıkarır derken biz burada tefsir yaparken gene muhatabın seviyesine göre konuşmak zorundayız. Burada ölüden maksat nedir? İşte diyor nutfedir. Nutfe nedir? Tabii nutfeyle meniyi bir tutmamak lazım. Burada da bir yanılgı söz konusu. Meni doğrudan insandan, erkekten çıkan sudur. Nutfe onun efendim mayalanmış şeklidir. Yani zigot dediğimiz kadının rahminde, kadının da suyuyla, oosferle buluşup zigotu oluşturan sürece biz nutfe deriz. İnna halagna linsane min nutfetin emşac diyor bakınız. Min meniyin emşac olur mu? Orada sadece erkeğin özellikleri vardır. Ama burada min nutfetin emşaç, imtizac etmiş, karışık bir sudan yarattık biz insanı. Orada sadece erkeğin değil, kadının da özellikleri vardır. Gerek fiziki, gerek manevi, ruhi. Şimdi burada kastedilen diyor nedir? İşte nutfedir. Allah nutfeden insanı çıkarır. Şimdi burada nutfenin ölü olması, hemen doktorlarımız devreye girer. Nutfe niye ölü olsun ki aslında o canlı bir organizmadır. Ama bakın Mevlam burada bizim seviyemize göre konuşuyor. Yani onu ölü olarak bize sunuyor. Çünkü insanla nutfe bir mi yani? Düşünün o biraz sonra değil mi? Evrelerden geçecek, insan yavrusuna dönüşecek. Onunla o tabii ki bir değildir. Dolayısıyla yahut yumurtadan Allah kuşu çıkarır.
yumurta ölü, kuş canlı, diri. Ya yumurta hepten ölü mü? Elbette değil. Onun biyolojik bir canlılığı söz konusudur. Biz bunu biliyoruz. Ama bunu şimdi bu Kur'an'ın indiği dönemlerdeki insanın, değil mi, algı yapısını düşünelim. Yani yumurtanın gerçekte hani biyolojik bir canlı olduğunu nereden bilsin insan? Biz buna muktazayı hal deriz. Duruma göre konuşma. Bak Kur'an, değil mi, güneşin doğmasından batmasından bahsediyor. E ne desin de yani başka türlü? Görüyoruz işte, doğuyor batıyor. Aslında doğuyor ve batıyor mu? Hayır. Ama Rabbim ne yapıyor? Bu görüngülerle bize hitap ediyor. Bizim efendim geleneklerimizle, bizim idrakimizle Rabbimize hitap ettiği için bunlar son derece makul ve doğal ve olması gereken şeylerdir. Dolayısıyla ölüden diriyi çıkarır derken bu ayette nutfeden insanı çıkarır veya yumurtadan kuşu çıkarır. Peki ve yuhricul meyyite minel diriden de ölüyü çıkarır. O zaman tam tersi. Yani insandan nutfeyi üretir, kuştan da yumurtayı üretir. Şimdi bakın bu tefsir boyutu. Bir de bunun tevil yönü vardır. Ne dedik? Tevilde daha ziyade batını yorumları ön plana çıkar. Yani biraz tabir caizse lafız duvarını öteye aşıp lafzın arkasında bir takım ezoterik manalar aramak. Ama bakınız bu da öyle keyfe ma yaşa olmaz. Yani siz tevil yaparken, batını yorumlara girerken pergel misali mutlaka bir ayağınız lügat üzerinde olmalı. Asla ve kat'a lügattan, metinden ayrılamayız. Yani öyle bir zorunluluk var. Şimdi o zaman yuhricul hayye minel meyyit, Allah ölüden diriyi çıkarır ne demek? Bakın burada çok tatlı teviller karşınıza çıkar. Yani Allah murad ettiğinde inkarcıdan bir mümini dünyaya getirir. Yani burada ölüyle kastedilen inkarcıdır, inkar eden kişidir, münkirdir. Diriden maksat da iman edendir. Çünkü iman eden kişi, yani iman hayata benzerken küfür, inkar Allah korusun ölüme benzetilir. Bunun da tabii karineleri var. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Kur'an okunan evle Kur'an okunmayan ev, değil mi? Ölüyle dirinin, diriyle ölünün misali gibidir. Bir evde Kur'an okunuyorsa o ev diridir, hayat, neşvinema bulmuş evdir. Ama bir evde Kur'an yoksa, Kur'an'ın esamisi bile geçmiyorsa, orada Kur'an'la alakalı hiçbir ders, müdarese yapılmıyorsa, sohbet yapılmıyorsa, tut ki orası da kabristana dönmüş gibidir. İstediğiniz kadar eviniz dekorlu olsun, değil mi? Yani böyle işte tavanlarda manzaralar olsun, duvarlarda envai türlü levhalar, tablolar olsun. Orada Kur'an'la alakalı ders yapılmıyor, sohbet edilmiyorsa adeta manen bir kabristan gibidir. Dolayısıyla Yüce Mevlam burada inkarcıyı ölüye, iman eden mümini de diriye benzetiyor. O Allah ölüden diriyi çıkarır derken, yani bir inkarcıdan, bir kafirden bir mümini hayata getirir, dünyaya getirir. Örneği var mı bunun? Var. Ebu Cehil peygamberimizin, değil mi, azılı düşmanıydı. Ama işte onun oğlu İkrime, biliyorsunuz efendim, meşhur bir müfessirdir yani. Dolayısıyla şimdi bakın bu tevildir. Peki bir başka tevil ne demek bu ölüden diriye çıkarır? Allah cahilden alimi çıkarır. Yani icabında babası cahildir, zır cahildir ama çocuğu alimdir. Olur mu? Olur. Efendime söyleyeyim mi? Yani bu da işin başka bir yönü. Çünkü alim cahile göre diri mesabesindedir. Cahil de alime göre ölü mesabesindedir. Ve yuhricul meyyite minel hayy. Peki diriden de ölüyü çıkarır Allah derken, bu sefer tevile girdiğimizde tam tersine, yani müminden bir kafiri de Allah dünyaya getirebilir. İşte Hazreti Nuh'la, değil mi, torunu Kenan buna örnek verilebilir. Veya alimden cahili dünyaya getirebilir. Bakıyorsunuz babası maşallah Allame-i Cihan, mütedeyyin, mümin, muvahhid, alim, fazıl, arif bir zat. Çocuğa bakıyorsunuz böyle işte yaramaz haylazın teki. Olur mu? Olur. Dolayısıyla teville tefsir arasında böyle bir yorum farkı var. Gelelim efendim burada tefsirin konusu. Tefsirin konusu kutsal metindir. Allah'ın kitabıdır, Allah'ın kelamıdır. Yani yüce kitabımız Kur'an-ı Mübin'dir malumunuz. Peki tefsirin amacı nedir? Tefsirin amacı işte bunlar hep iç içe. Yani burada muhatabın
ilahi muradın ne olduğunu anlamasıdır. Müfessire biz bunu verdiğimizde bunu anlaması ve anlatması çabasıdır. Muhataba verdiğimizde buradan Rabbim benden ne istiyor, muradı nedir? Bana gönderdiği bir son mesajında benden neler bekliyor? Şu karşımdaki ibare benden ne istiyor? Bana nasıl hitap ediyor? Ha işte o nedir? Onu anlama çabası. Bu da tefsirin amacıdır. Yani Kur'an'ı tefsir ederken biz burada ne anlıyoruz? Şimdi bakınız, bunun bir itikadi yönü var, ameli yönü var, muameleyle ilgili yönü var, ahkamla ilgili yönü var. Çünkü bizim kitabımızın, değil mi, İşte bu makasıt dediğimiz asli amaçları, en başta sahih, sağlıklı bir itikad. Bu sağlıklı itikadı biz gene yüce kitabımız Kur'an'dan anlayacağız. Bunun için de gene bir at yapıya az çok ihtiyaç var. Gerek tefsircinin, gerek karşısındaki muhatabın, değil mi? Amel olarak namazımızı, zekatımızı, orucumuzu ve diğer işte furuatımızı gene biz bu kitabımızdan öğreniyoruz. Ahkamla ilgili malumunuz, şer'i hükümler ve keza detaya giremiyorum. Bütün bunlar nedir? Tefsirin amacıdır. Yani bu Kur'an'dan, bu yüce kitaptan bizim iktibas edeceğimiz, istinbat edeceğimiz, elde edebileceğimiz bu hükümler, bu yargılar, bu bilgiler sayesinde efendim dinimizi, diyanetimizi güzelce yaşamamızdır. Ahkam derken de bakın onu hemen söyleyeyim. İlla da işte bu ceza hukukudur, işte hadlerdir falan, bu da sakın algılanmasın bakınız. Ahkam sadece bunlardan ibaret değil. Ahkam derken biz bunu iki manada ele alırız. Birisi bildiğimiz spesifik özel manadaki malumunuz. Bu da Adem hocamızın çok iyi bildiği gibi işte ahkamla ilgili, yani hükümlerle ilgili konumlardır, durumlardır. Ceza, bunların en başında da ceza hukuku gelir. Fakat bu sadece bundan ibaret değildir. Namaz bir ahkam ayetidir. Namaz, zekat, bunlar hep ahkama girer. Hatta nasihatler de yerine göre ahkama girer. Dolayısıyla bütün bunların Kur'an'dan elde edilebilmesinin çabalarına biz ne diyoruz? Tefsir diyoruz. İşte bunlar da tefsirin amacı oluyor. Son maddeyi verip bitireceğim inşallah. Vaktimiz doldu. Tefsirin diğer ilimlerle ilişkisi. Bakınız kıymetli hazırım, bu da çok önemli. Hemen bu maddeyi sunup bitireceğim ve 10 dakikalık inşallah dinlenmeye geçeceğiz. Müsamahanızı biraz zorluyorum. Hakkınızı helal edin. Ama bu önemli. Çünkü bunu bitireyim ki diğerlerine hızlı hızlı gidelim inşallah. Tefsirin diğer ilimlerle ilişkisi. Bakın değerli hazırım, tefsirin hemen hemen ilişkisi olmadığı bir ilim dalı yoktur. Yani bir müfessirin sağlıklı bir şekilde Kur'an'ı yorumlayabilmesi için hemen hemen her konuda elinden geldiği kadarıyla, bakın ulumu diniyede zaten mütebahhir olmak zorundadır. Yani en üst düzeyde alim olması gereklidir. Mesela bir Kadı Beydavi, bir Fahrettin Razi, bir Zemahşeri, bir Taberi mutlaka ulumu diniyede mütebahhirdir. Yani mahirdir. İşte bunun başında Arapça lügata hakim olmak gelir. Belagata hakim olmak gelir. Dilin bütün kurallarını bilmesi gerekir. Hatta işte bu semantik dediğimiz kelimenin dilin ta öteden beri gelirken uğradığı anlam kaymaları da dahil olmak üzere ilk dönemdeki muhatabıyla buluştuğundaki anlamı ve sonraki teyek geçtiği devirlerdeki o sosyo-kültürel yapılanmaların doğurduğu, çevrenin doğurduğu, çevre faktörlerinin de etkilediği anlam kaymaları, daha doğrusu anlam kayması demeyelim, anlam zenginlikleri, bütün bunları bilmek zorundadır. Belagatı bilmek zorundadır. Çünkü karşısında belagatın zirvesinde bir metin duruyor. Mantığı çok iyi bilecek. Çünkü Kur'an'da gerçekten çok mantıki, böyle kıyas götüren çok ciddi ifadeler, cümleler söz konusu. Mantık ilmine bir hakkın vakıf olması lazım. Usulü bilmesi lazım. Yeter mi? Yetmez. Bunun dışında ulumu fenniye dediğimiz bir takım teknik donanımlara da sahip olması lazım. Örneğin kendi devrindeki bir kozmografyadan nasipdar olması lazım. Az çok efendime söyleyeyim, astrofiziği bilmesi lazım. Astronomiye vakıf olması lazım. Jeolojiye vakıf olması lazım. İşte mesela bakın, evelem yerellezine keferu ennes semavati vel arda kâneta ratka fefetaknâhuma. Bakın bu çok önemli. Bununla bitireceğim inşallah, devreye gireceğiz. İnkarcılar görmüyorlar mı ki? Gökler ve yer bitişikti de biz onu patladıp ayırdık.
fetakne. Bakın kıymetli hazirun, bu kelime Kur'an'da bir kere geçer, başka da geçmez. Fetaka. Fetaka nedir? Fıtıktır. Şu bildiğimiz Türkçe'ye geçmiş ya. Yani tıbbi, medikal bir tabirdir. Fetaka demek patlattı demektir. Patlattı, sertçe ayırdı. Çünkü fıtıkta da bir tür doku patlaması vardır. Doktorlarımız bunu çok iyi bilir. Mesela bir kasık fıtığında, değil mi? Orada doku patlamıştır. Bel fıtığında, işte o lomberlerde, değil mi? O disklerde bir patlama söz konusudur. Pörtleme derler hatta. Yani bakın fetaka. Şimdi Kur'an bir kere kullanmış ama acayip kullanmış bunu. Fefetaknâhumâ. Kaf biliyorsunuz galgale harfidir. Bu galgale harflerine modern fonetikte explosive letters derler. Patlamalı harfler. Yani fonetik mahrecinden çıkarken patlayarak çıkar adeta. Hatta P vardır ama Arapçada P yoktur biliyorsunuz. İbranice'de vardır ama Arapçada yoktur. Mesela kutbu cedin dediğimiz mi galgale harfleri 5 tanedir. İşte kaf, tı, ba, cim ve dal. Mesela kul e'udu bi rabbil felak. Felak. Bakın o kaf nasıl patlayarak çıkıyor. İşte bu fetakna. Burada patlama harfi olan kafın bir patlama sesi söz konusu. İşte bu meşhur Big Bang dedikleri, değil mi? O büyük patlama teorisi. Adeta kıyısından, köşesinden ışık veriyor ya. Şimdi ama ben şuna da karşıyım. Bakınız, ille de bu teknik tabirlere Kur'an'ı getirip delil olarak yaslayalım. Yok, ben buna karşıyım. Yani Kur'an ne bir astrofizik kitabıdır, ne bir kimya kitabıdır, ne bir jeoloji, ne de bir coğrafya kitabıdır. O bir hidayet kitabıdır. Bunu önce baştan koymamız lazım. Ama bu aşkın varlığın kelamı olduğu için buralara da mutlaka bir şifre, bir sinyal gönderir. Yani bunu da görmezden gelemeyiz kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla burada fetakna derken gerçekten bu Big Bang'in adeta bir şeyi var burada ya. Sessel bir tablolaşması söz konusu. Fefetaknâhumâ. Sertçe biz bu ikisini patladık, ayırdık. Yani kaosdan kozmoza taşıdık demektir. İşte bunu mesela Kadı Beydavi'ye girdiğimiz vakit görürsünüz. Ne biçim izah etmiş mübarek ya. Diyor ki Cenab-ı Hak diyor farklı hareketler verdirerek diyor gökleri ve yerleri birbirinden ayırdı ve bunlar diyor kozmos yani nizami bir şekle girdi. Yani pek çok böyle efendim sarsmalar, hareketler, kozmik hareketler bunlar peş peşe ard arda gelerek aleme bir düzen, bir nizam geldi. Bunu yani bu gösteriyor ki Kadı Beydavi o zamanki imkanlara göre az çok kozmolojiye vakıf, efendimiz coğrafya bilgisine vakıf. Dolayısıyla bir müfessirin mutlaka harici donanımlarla da donanımlı olması gerekiyor. Zali tespiti, musaflaştırılması. Adem Hocam biliyorsunuz yani bu konuda böyle yani somut olarak isim vermek hakikaten çok zor. Niye? Ya o kadar çünkü çalışmalar var ki. Evet. Yani mesela işte bizim İlahiyat Fakültesi'nde Mehmet Dağ hocamızın özel çalışması var bu kıraatlerle alakalı. İşte bu musaflaşma süreci. Keza gene bu musaflaşma süreciyle alakalı Abdülhamit Birışık hocanın çalışmaları var malumunuz. Bildiğim kadarıyla Emin Maşalı'nın çalışmaları. Yani isim vermeye bence gerek var mı bilmiyorum ama sanırım şöyle internete girip de mushaf yazıldığında İşte evet. Orada bir yığın herhalde detay gelecektir, teferruat gelecektir. Şimdi bizim sıkıntımız ne Adem Hocam? Şimdi biz eski otantik kaynaklardan yana sıkıntımız yok da orada bir zemahşerimiz var, dev gibi bir Beydavi'miz var, bir Razi'miz var elhamdülillah, bir Taberi var değil mi? Yani bir İbn-i Arabi var, görüyoruz bunları, bir Kurtubi var, müthiş bir adam. Şimdi ben hangi birini sayayım? Yani o kadar akademisyen arkadaşımız var ki dolayısıyla acaba İslam Ansiklopedisi'nin musaf maddesi uygun olabilir mi? Mesela Allah razı olsun. Bak ne güzel işte. Yani bu konuda DİA yani Diyanet İşleri Ansiklopedisi, İslam Ansiklopedisi gerçekten bizim için şaheser bir kaynak. Mesela oraya girilir. Diyelim musaf maddesi, Kur'an maddesi, vahiy maddesi, inzal, nüzul. Acayip bilgiler var. Sağ olsunlar. Yani hocalarımız gerçekten huda pesendane çalışmalar yapmış Adem Hocam. Oradan gerçekten yani sadra şifa bahş, işba derecesinde bilgiler elde edebilirler arkadaşlarımız. Şimdi bu tefsirin doğuşu. Tefsir biliyorsunuz öncelikle
kendi ilk şerefli muhatabıyla başlar. Yani peygamberle başlar. Dolayısıyla ilk müfessir aynı zamanda sevgili peygamberimizdir. Yani o vahyin kervanlarının istasyonuna uğrayıp geçtiği o nebiler nebisi sevgili peygamberimiz aynı zamanda bizim ilk müfessirimizdir elhamdülillah. Çünkü bazı ayetleri biliyorsunuz doğrudan sevgili peygamberimiz bu konuda güçlük çeken, biraz anlama sıkıntısı yaşayan sahabelerine doğrudan izah etmiştir. Ve onların bazı şüphelerini bertaraf etmiştir ki bunun sayısız örnekleri vardır. Peygamberimiz bütün ayetleri tefsir etmiş midir, etmemiş midir? Bildiğiniz gibi bu tabii ihtilaflı bir konu. Ön plana çıkan tefsir etmemiştir. Yani hepsini tefsir etmemiştir. Peygamber tefsiri dediğimiz değil mi? Bunun üzerine de müstakil çalışmalar var bildiğiniz gibi. Hadis-i şeriflerden dermeyan edilerek, toplanarak. Basit, çok basit bir örnek vereceğim. Mesela estağfirullah, bu peygamber tefsiridir. Ki bu aslında Kur'an'ın Kur'an'ı tefsirine de örnektir malumunuz. Zaten Kur'an'ın Kur'an'ı tefsiri min vecin gene nebevi tefsirdir. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İşte bak şimdi benden ayet isteyecekler değil mi? Şimdi vaktimiz geçiyor ama ne yapayım bunu bulmam lazım. Sevgili seyircilerimize, evet hemen buldum. En'am suresi 82. En'am suresi ayet 82. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Onlar ki iman ettiler de imanlarına en ufak bir zulüm karıştırmadılar. Bunlar اُلَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Emni, eman, güven içinde yaşamak, dünyada da ahirette de huzurlu yaşamak bunlarındır. Ve bunlar hidayeti boylamış, hidayeti bulmuş kimselerdir. Şimdi bu ayet inince biliyorsunuz Adem Bey, sahabeye böyle bir şey düştü, bir gulgule düştü. Geldiler hemen ey Allah'ın Resulü bizim hangi birimiz zulmetmiyoruz ki? Değil mi? Yani koskoca Yunus peygamber demedi mi? La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Allah'ım senden başka hiçbir ilah yoktur seni tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum ya Rabbi. Hani balığın karnına gittiğinde Ninuvalılardan kaçtı ya mübarek dayanamadı. Ondan sonra kader onu tekrar Ninuva'ya döndürdü. Malumunuz o kıyıya çıktığında başında kabakgillerden bir bitki Rabbim bitirdi ya, serinledi ya, bilahare o bitki kurumaya başlayınca çok üzüldü. İşte hitap geldi bu şeyde geçer kitab-ı mukaddeste biliyorsunuz. Ey Yunus sen, senin emeğin olmayan bir bitkinin kurumasına üzüldün değil mi? Ama seni orada bekleyen binlerce kişi var. Ben nasıl onların kurumasına sabredebilirim, tahammül edebilirim? Dön onları tekrar irşad et, ihya et diye tekrar Nuvarılara gönderdi. Şimdi geldiler ey Allah'ın Resulü hepimiz zalimiz. Az çok herkes nefsine zulmeder. Başkasına zulmetmeniz gerekmiyor. Kendi nefsinize zulmedersiniz. Bu nasıl olacak? O zaman bizim imanımızda bir noksanlık mı var? Malumunuz sevgili peygamberimiz bunu Lokman suresindeki ayetle izah etti. Hemen orayı da açayım. Evet Lokman ayet 13. Ayet 13. Evet. Ve iz gâle Lokmanu libnihi ve huve ya'izuhu ya buneyye la tüşrik billah inneşşirke le zulmün azim. Hani Lokman oğluna dedi ki yavrucuğum Allah'a şirk koşma zira şirk büyük bir zulümdür. Zaten zulüm lügat olarak malum bir şeyi yerli yerinde yapmamak demektir. Allah için şirk yerinde olan bir şey değildir. Allah hakkında yaraşır olan nedir? Tevhiddir. Bir olan Allah'a efalinde de bir olduğuna iman etmektir. Madem ki o tektir, tek başına evreni yaratmıştır. O halde kulluğumuzu da sadece ona bizim has kılmamız gerekir. İşte buna tevhid diyoruz ki yerli yerinde olması gereken budur. Yerli yerinde olmaması olan hangisi? Zulümdür. O halde Allah'a şirk koşmak zulümdür. Yani onlar ki iman ettiler de imanlarına şirk bulaştırmadılar. İman edip imanlarına şirk bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır. Dünyada da ahirette de emni eman içinde yaşamak onların hakkıdır. Ve onlar hidayeti tutturmuş kimselerdir. Hatta burada ilginçtir Adem Hoca. İki tane farklı okuma vardır. Ya buneyye la tüşrik billah bir orada durulur. Malum yani eşreke yüşrikü işrak
mef'ulünü ba ile alır değil mi? İlsak diyoruz, bitiştirme. Şirkini Allah'a bitiştirme, bulaştırma. Allah'a şirk koşma, hiçbir şeyi Allah'a ortak koşma. Bir de ya buneyye la tuşrik noktalı virgül billahi inne şirke le zulmün azim. Böyle de başlangıç yapılır. Yavrucuğum şirk koşma, billahi şirk büyük bir zulümdür. Hatta buna biraz şey derler, artistik tefsir derler yani. Beydavi öyledir mübarek. Burada durursan der, buradan alacaksın. Niye? Çünkü yeminle başlayan cümle inne ile gelir değil mi Adem Hoca? Vel asr innel insane malum. Yavrucuğum ya bu neye, oğulcuğum yavrum la tüşrik, şirk koşma. Niye? Billahi inne şirke le zulmün azim. Vallahi şirk büyük bir zulümdür. Şimdi ne oldu sevgili peygamberimiz? Buradaki zulmü şirk ile tefsir etti ve böylece ashabın efendim o içindeki şüphe bertaraf edildi değil mi? Demek ki ilk müfessirimiz sevgili peygamberimiz. Ondan sonra kim? Sahabe. Sahabe dönemi. Yani peygamberimizin bizatihi ders halkasında yetişen, onun edebinde, onun terbiyesinde, onun ders halkalarında neşvi nema bulan o ilk zincir, o altın nesil, o ilk muhatap, şerefli, mübarek insanlar müfessirlerin ilk örnekleridir ki çok iyi bilirsiniz Adem Bey, canım kardeşim. Bunun tabii şeyleri vardır. Efendim tefsir böyle klinikleşmiş bölgeler vardır. Mesela Mekke ekolü değil mi? Onların başında Abdullah bin Abbas gelir radıyallahu anhuma. Peygamberimizin Allah'ım sen buna Kur'an'ı öğret. Allah'ın Kur'an'ın tevilini öğret diye dua ettiği ki meşhur bir lakabı vardır. Tercümanul Kur'an. Kur'an'ın mütercimi diye geçer malumunuz. Mesela ilk Medine döneminde malumunuz Übey bin Ka'b aynı zamanda kıraat üstadıdır. Sevgili peygamberimizin Kur'an'ı dört kişiden belleyin buyurduğu dört üstattan ikincisidir. Birisi İbni Mesud'dur ki o da Kufe ekolünün öncüsüdür biliyorsunuz. Yani başlıca üç tane tefsir ekolü vardır. Mekke, Medine, Kufe. Tabii başka ekoller de var. Bunlar ön plana çıkar. Kufe ekolünün öncüsü İbni Mesud'dur. Abdullah bin Mesud'dur radıyallahu anh. Malumunuz Hazreti Ömer'in ilim dağarcığı diye betimlediği insandır. Öyle benim gibi mübarek küçük cüsseliymiş ama tabii o cüsseye o ilmi nasıl sığdırdı ya. Acayip bilgileri var. İşte Medine'nin malumunuz baş müfessiri Übey bin Ka'b. Kur'an'ı dört kişiden belleyin. İbni Ümme Abd, İbni Mesud'un malumunuz künyesidir. İkinci sırada Übey bin Ka'b gelir. Üçüncü sırada Huzeyfe'nin azatlısı Salim gelir. Dördüncü sırada da malumunuz Muaz bin Cebel gelir. Demek ki bunlar Kur'an'ı doğrudan peygamberimizin mübarek ağzından bellemişler. Bunların böyle bir özgün tarafı var. Dolayısıyla şimdi İbni Abbas Mekke ekolünün reisidir. Ve pek çok ayet bilirsiniz ki Abdullah bin Abbas'tan rivayet tefsiri ona birazdan gireceğiz. Yani rivayete dayalı tefsirlerin efendime söyleyeyim baş müfessiri Abdullah bin Abbas'tır. Yani ona uğramadan hemen hemen bir rivayet tefsiri yok gibidir yani. Sade o mu? Değil. Ve ilginçtir Adem Bey, öyle ilginç kritik ayetler yorumlamıştır ki Abdullah bin Abbas. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. İnşikak suresi, ona Kur'an'ı açmayayım. İnşikak suresi bulurlar arkadaşlarımız. İzes semaun şakkat. Gök yarıldığı vakit. Ne demek? Mesela orada göğün yarılması keyfiyetini bize İbni Abbas bildiriyor. Ve çok ilginç bir tefsir vardır orada. Kıymetli hazıruna bunu arz edeyim. Aynen şu ifadeyi kullanıyor. Tenşakku minel mecerreti. Böyle bir ibare. Mecerreden yarılıp ayrılacak. Ne demek mecerre? İşte lügata baktığımızda değil mi? Hacılar uğrağı, samanyolu uğrağı veya hacılar yolu dediğimiz. Değil mi? Bu white milk dedikleri beyaz süt, işte hacılar yolu diyoruz ya, saman yolu. Bizim güneşimizin de bulunduğu galaksi. Çok ilginç bir şey bu. Yani İbni Abbas'ın yorumuna göre bütün bir evrende kıyamet kopmayacak. Sadece bizim ait olduğumuz galakside kopacak. Yani bu bana da biraz mantıklı geliyor. Niye? Adem Hoca, niye? Çünkü sistem neye denir biliyorsunuz? Sistem odur ki oradan size bir parça aldırmaya müsaade vermez. Yani sistemden siz en ufak bir cüz'ü, bir parçayı aldığınız vakit bu bütün bir sisteme sirayet eder.
bu yerine göre ya tamamen aynı anda sirayet eder ya da tedrici olarak aşama aşama, etap etap sirayet eder. Yani öyle bir güçlü sistem kurulmuştur ki oradan siz bir halkayı çıkarttığınızda belki bu evvel emirde vehle-i ula'da kendini hissettirmez. Ama artık o süreç başlamıştır. O deformasyon süreci başlamıştır ama siz bunu hissedemezsiniz. Ucun ucun gider ve en sonunda gider nihai noktada bütün bir sistem alabora olur, deforme olur. Şimdi bizim tabii dünyamızın bağlı olduğu bu sistem muhtemelen dünyayı bir şekilde bu insanoğlu ifsad edecek. Bir şekilde deformasyona uğrayacak. Bu dünyanın ait olduğu, bağlı olduğu diğer gezegenler, çünkü dünya diğer gezegenlerden irtibatsız değil. O ona, o ona, o ona bir şekilde irtibatlı, sistematik bir olgu var burada. Dolayısıyla bütün bir galaksiyi belki bu kuşatacak. Yani diğer galaksilere kıyamet sıçrar mı? Hani ben onu bilemem, ben haşa astrofizikçi değilim, ben ne anlarım o işlerden? Bilmem, bunu bilen hocalarımız mutlaka vardır mesela. Mesela bizim ait olduğumuz güneş sistemi, bu galaksi deforme olduğunda diğer galaksilere de bu sirayet eder mi? Yani galaksilerin birbiriyle irtibatı var mı, ben onu bilemiyorum. Ama en azından İbni Abbas'tan bizim öğrendiğimiz bu ayetin yorumuyla ilgili şu ki, kıyamet mecerre dediğimiz, yani şu bizim ait olduğumuz güneş sisteminde vuku bulacak. Bakın bu bir bilgidir, bu tartışılabilir, yoruma açıktır. Biliyorsunuz tefsirin kaynağı kendisi elhamdülillah dokunulmazdır. Ama onun tefsirine dokunursunuz. Bir şey olmaz. El elden üstündür. Ve fevka kulli zî ilmin alîm. Her alimin üzerinde başka bir alim vardır. Dolayısıyla İbni Abbas mesela yemhullâhu mâ yeşâ'u ve yusbit. Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ve indehu ummul kitab. Kitabın anası onun katındadır. Ana kitap onun yanındadır. Hemen vereyim bunu da kıymetli seyircilerimize hazıruna. İnşallah Adem Hocam. Ra'd suresinde. Sevgili yani hocam siz onu ararken benim başıma iş açtılar olsun. Evet veriyorum, hemen veriyorum. Siz onu ararken yani sahabenin İbn Abbas radıyallahu anh'ın gerçekten o dönemde Samanyolu'yla alakalı böyle bir tefsirde bulunmuş olması gerçekten harika bir şey değil mi Adem hocam? Düşünebiliyor musunuz İbn Abbas o bilgiyi nereden aldı ya? Demek ki az çok bir astronomik bilgileri var bu zatın yani. 39 Ra'd suresi 39. Pardon. Evet. 39. Evet. Allah dilediğini imha eder, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Şimdi mesela İbni Abbas'ın o kadar bu ayetle ilgili yorumları var ki Adem Hoca. Mesela diyor ki burada diyor değişime konu olmayan sadece şekavet ve saadettir diyor. Yani bu kul şakî mi olacak, sa'id mi olacak? Bedbah mı olacak, bahtiyar mı olacak? Bunun dışındaki bütün yazgılar değişebilir. Hatta İbni Abbas'a göre ilginçtir. Murad ederse diyor, şekaveti de değiştirir. Yani şakiyi sa'id yapar, sa'idi şakî yapar. Taftazani der ya, hani ettegayyur yecûz fişşekâve ve se'âde dûnel işgâvel is'âd. Sıfat veriyor ya çünkü. Yani Allah'ın şakî ve sa'id kılan sıfatında değil de şekavet ve saadetin kendi özünde değişim caizdir. Kurban olurum adına ya onun neye gücü yetmez? Şimdi mesela diyor ki yani bir görüşte bunun dışında Allah dilerse eceli uzatır, dilerse kısaltır. Bakın ben demiştim Adem Hocam, ben Kur'an'a baktığımda sanki bir tane ecel görmüyorum. Yıllar önce ben bunu demiştim ya. Bunda ne var yani? Allah'ın her şeye gücü yeter. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا. Allah elbette eceli gelen hiçbir canı ertelemez. Bu ne demektir Adem Hoca? Bu ecelin tek olduğunun delili değildir. O hangi ecelse o gelmiştir ve bitmiştir, bitti. Ama bu hangi ecel? Bunu biliyor muyuz? Bilmiyorum. Bu Cenab-ı Hakk'ın artırdığı ecel mi, noksanlaştırdığı ecel mi? Diyor ki murad ettiğinin ecelini kısa tutar, murad ettiğinin ecelini uzun tutar. Murad ettiğinin rızkını geniş verir, murad ettiğinin rızkını kısar. Ve indehu ummul kitab. Kitabın anası onun yanında. Hatta İbn Abbas ilginçtir. Bir rivayette bu ayet için der ki melek devamlı yazar. Hani kiramen katibi melekleri var ya bizi takip eden. Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfi. O insanın önü sıra ardı sıra takipçi melekler vardır. Biz yalnız değiliz.
Rabbim bize ne kadar değer vermiş ya. Görmediğimiz inzibatlar var, bizi takip ediyorlar. Biz bunu görmüyoruz. Onun için ne olur kıymetli seyircilerimize de arz edeyim. Kendi kıymetimizi bilelim. Hani diyordu ya şair İmrul Gays. وَمَنْ يَغْتَرِبْ يَحْسَبْ عَدُوًّا صَد۪يقَهُ وَمَنْ لَا يُكَرِّمْ نَفْسَهُ لَا يُكَرَّمُ. Gurbete düşen kişi dostunu düşmanı zanneder. Adam şaşırmış, ne yapsın? Hani beled, şehir ya malumunuz, beled, belde. Bu da malumunuz şeyden gelir yani, belid. Mesela affederseniz ahmak insana Arap belid'dir, belid. Yani ahmaklıkla beled arasında diyeceksiniz ki nasıl bir irtibat var? Şu, köyden şehire çıkan insan bir anda biraz böyle şey yaparmış. Hani haşa aptallaşır demeyeyim de şaşırırmış. Ya ben nereden geldim, kendimi nerede buldum? Onun için beled denir şehire. Yani köyden gelen adam birazcık şaşırır böyle. Bana ne oldu böyle? Orası nere, burası nere diye. Şimdi ve men la yukerrim nefsehu la yukerramu. Kendi kıymetini bilmeyene başkaları kıymet vermez. Dolayısıyla biz kendi değerimizi bilelim. Rabbimizin gizli bir takım memurları bizi takip ediyor elhamdülillah. Şimdi melekler diyor yazar, her şeyi kayda alır. Perşembe günü bunlar Cenab-ı Hakk'a arz edilecek ya. Hani bir hadiste vardır. Pazartesi ve perşembe günü ameller Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin Allah'a arz edildiği gün oruçlu olmayı severim, hoşlanırım. İşte bu yevmül isneyn, yevmül hamis, pazartesi ve perşembe oruçları var ya malumunuz. Bunlar hakkındaki rivayetler sahihtir. Maalesef ben tutamıyorum. İnşallah sizler tutuyorsunuzdur. Şimdi melek, burası da çok ilginç. Bakın burada aslında bir korkulu bir durum var. Demek ki meleğin elinde adeta bir şey var ya, teyip var. Her şeyi almış. Her şeyi almış. Geliyor hani bu yemhullahu ma yaşa ve yusbit. Bunun konusu ne? Allah dilediğini siler, dilediğini ibka eder, bırakır, sabit kadem kılar. Diyor ki melek gelir bakarmış ki Allah Allah. Ya ben hepsini yazmışım. Adam yazmış mesela şeyi, konuşmuş. Yedim, içtim, girdim, çıktım, oturdum, kalktım. İşte ben diyorum ki Fatih Karadayı ile bugün oturduk, sohbet ettik. Adem Hoca ile bugün çay içtik, kahve içtik. Bak melek bunların hepsini tespit ediyor ya. Adeta otomatik bir sistem var. Ondan sonra perşembe alırmış önüne, dermiş ki ya ben bunları yazdım da bunlar Allah'a gitmez ya. Yani Rabbim sormaz mı bunları neye yazdın diye. Hani bu neye yarıyor yani? Adam yatmış, kalkmış, yemiş, içmiş, oturmuş ondan sonra. Bunları diyor melek siler, geriye sadece günaha ve sevaba konu olan asli şeyler kalır, ameller. Yani burada yemhuya konu olan ne oluyor? İşte bu böyle fuzeylat dediğimiz ekstra konuşmalar yani. Mubah olan şeyler, ne zararı var ne faydası var. Şimdi bakın, peki Allah siler, Allah bırakır derken meleklere burada bir ikram söz konusu. Yani adeta onun görevli memurunun sildiğini Allah siliyor gibi, onun bıraktığını Allah bırakıyor gibi. Yani sahabenin böylesine ekstra tefsirleri var. Ondan sonra tabiün dönemi geliyor Adem Hocam, biliyorsunuz. Zaten esas biliyorsunuz bu tedvin olayları. Yani ilimlerin tasnifleştiği, branşlaştığı dönemdir biliyorsunuz. Gerek hadis alanında, efendim gerek tefsir alanında, gerek fıkıh alanında. İşte bir Malik bin Enes, bir İmam-ı Azam ve bu Hanife, bunlar tabiundur biliyorsunuz. Aynı zamanda fıkıhçıdır bunlar. Aynı zamanda muhaddistir bunlar. Aynı zamanda tefsircidir bunlar. Tebe-i tabi'in ondan sonra devam ediyor işte İmam Şafii gibiler, Ahmet bin Hanbeller devam ediyor. Ta günümüze kadar işte Taberilerden tutun, işte Me'anil Kur'an yazarları değil mi? Ferra gibi, efendime söyleyeyim mi, Zeccac gibi, öğrencisi Nahhas gibi. Geliyorlar beri tarafa doğru işte Zemahşeriler, Fahrettin Raziler, Beydaviler, elhamdülillah Nesefiler devam etti. Günümüze kadar geldi. Günümüzde de biliyorsunuz tabii farklı farklı tefsirler var biliyorsunuz. Efendime söyleyeyim, onlara da şöyle müsaadenizle o dördüncü aşamada ona değineceğim. Dolayısıyla tefsire ihtiyacı söyledik malumunuz. Çünkü biz dünyamızın ve ahiretimizin saadetini bu kitapta bulduğumuza göre burada Rabbimizin amacı nedir, muradı nedir? İşte bu ihtiyaçtır tefsiri doğuran. Efendime söyleyeyim mi? Üçüncüsü, kavramsal çerçeveye hemen geçiyorum. İşte burada muhkem, müteşabih, hurufu mukatta'la ilgili bilgiler isteniyor. Muhkem malumunuz. Yani metnin sahibinin... Olursa araya girebilir miyim? Estağfurullah, buyur Adem Bey.
Şimdi İslami ilimlerin genel tarihçesi itibariyle kabaca belli bir dönemde zirveye ulaştığı, daha sonra da maalesef kısmen işte şerhler yazılıyor, şerhin şerhi yazılıyor. Daha sonra bunlar uzun oldu, işte haşiye oluşturalım, bunları muhtasar hale getirelim anlayışı oluşuyor gibi bir duraksama dönemi de oluyor. Aynen. Bu tarihi süreçte tefsirle alakalı genel olarak yani zirve dönem hangi dönemi sayabiliriz? Zirve dönemi olarak Adem Hocam ben şimdi dedim ya tabiun ve tebe-i tabiunla bu iş başladı tabii start aldı ama zirve dönemini yaşadığı diğer bütün diğer efendim sistematik efendim esrümanlarla diğer disiplinlerle takviye edildiği süreç olan işte bu bildiğiniz Hicri 900'den itibaren yani Hicri 900'den alalım işte evet. 900 bin gibi efendime söyleyeyim mi yani Taberiler pardon yanlış söyledim şey miladi 900'lerden itibaren binli yıllar 1100'lü yıllar 1200'lü yıllar işte bizim bildiğimiz malumunuz Maturidi üstadımız aynı zamanda itikat ekolümüzün imamı olarak gördüğümüz, saydığımız değil mi? Ha bu tabii şunu da hemen söyleyelim. Bakınız Adem Hocam bu da çok önemli. Ya şimdi biz şöyle bir maturidilik, eşarilik gibi hani bir klinikleşmeye girdik. Buna hiç gerek yok. Yani adeta sanki eşariler salt böyle nasçıymış, efendim rivayete dayalıymış, akıl orada adeta dumura uğramış. Ya insan insaf eder ya. Ya sen şimdi bir Beydavi'yi, bir Razi'yi nereye koyacaksın kardeşim? Bu adamlar eşari. Yani bugün Razi'nin tefsirine girdiğinde çıkamıyorsun. Adam diyorsun bu müfessir mi, filozof mu? Ne? Yani anlayamıyorsun. Öyle acayip felsefi yorumları vardır ki Razi'nin. Keza Beydavi de öyledir. Dolayısıyla işte Zemahşeri, yani tefsirin zirve yaptığı dönemler bu dönemlerdir Adem Hocam. Niye? Çünkü bütün disiplinler adeta müfessirin önündedir. Yani evvel emirde başvurması gereken ana kaynakların hepsi deruhde edilmiştir. Belagat desen o zamana kadar gelmiş. Biliyorsunuz bu Kur'an'ın nazım icazıyla ilgili ilk çalışmaları başlatan Mutezile'dir. Hakkını yemeyelim şimdi. Koskoca değil mi? Bir cahızı nereye koyacaksınız değil mi? Bir Rummani'yi nereye koyacaksınız? Kadı Abdülcebbar ya acayip girer yani şimdi o El Muhnesi'nde. Dolayısıyla savunucusu olmuşlar. Kesinlikle demiş yiğidi öldür hakkını yeme. Bir de şöyle bir şey var Adem Hocam bu da yanlıştır. Bazı arkadaşlarımız isim vermeyeceğim gıybet olmasın. Şöyle bir yanlış zehaba kapıldılar. Güya Mutezile Kur'an'ın manasına yoğunlaşırken ehli sünnet lafzına yoğunlaşmış. İnanın bak tam tersini söylüyor. Halbuki Mutezile lafızla çok uğraşırlar. Mesela Rummani'nin bir belagat tarifi vardır biliyorsunuz. Neydi o? Huve isalul ma'na ilal kalb fi ehseni suretin minel lafz endüket fi i'cazil Kur'an'ındadır. Manayı en güzel lafız ambalajı içerisinde kalbe ulaştırmaktır. Yani mananın da hakkını vereceksin diyor, lafzın da hakkını vereceksin. Mesela aynı manayı iki farklı lafızla size telaffuz edebilirsiniz. Ama bu lafızların biri alabildiğine tenafur, kakofoni efendim oluştururken diğeri alabildiğine kulağa zevkli gelir. Hatta alimlerimiz biliyorsunuz kelimeleri kuşların sesine benzetir. Mesela el-ba'a'u bu nedir? Arapçada yağmur demektir. El-ba'a'u ama bakın telaffuzu ne kadar zor. Peş peşe iki tane boğaz harfi. Ayın zaten netameli bir harftir. Peş peşe el-ba'a'u ama eddeymu bak o da yağmurdur. Şimdi kelimeler buna benzer, seslere benzer. Biraz musiki yönü vardır. Dolayısıyla Mutezile lafızla acayip uğraşmışlardır. Kim demiş manaya yoğunlaşmışlar? Keşke bu arkadaşlarımız biraz belagat at yapıları olsaydı sanırım bu tür suizanlara kapılmayacaklardı. Şimdi kavramsal çerçeveye hemen geçiyoruz. Muhkem, müteşabih. Ya bunlara girelim mi? Vaktimiz yok galiba Adem Hocam. Muhkem nedir? Kısa tanımlarla geçebiliriz evet, hocam. Muhkem yani metnin sahibinin ne dediğinin çok net anlaşıldığı ifade demektir. Mesela ve akimus salah ve atu zeka namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Varka'u ma'ar raki'in
Rükû edenlerle beraber rükû edin. Zikri cüz iradeyi kül deriz. Parçanın zikredilip bütünün kastedildiği ki namaz kılanlara iştirak edin. Yani cemaat halinde namazınızı kılın. Yahut da Allah'a karşı boyun eğenlerle beraber siz de boyun eğin. Onun emrine amade olun, munkat olun. Onun emirlerine ram olun anlamındadır malumunuz. Açık, müteşabih, muhkemin tam zıddıdır malumunuz. Yani belli, tam net belli olmayan, karışık olan, müteşabih şüphe kökünden gelir ki, yani metin size hemen kolayca kendini vermez. Tabir caizse biraz nazlanır. Hadi der, beni keşfet bakayım. Biz de müteşabihi biliyorsunuz kıymetli arkadaşlarım, ikiye ayırıyoruz. Mutlak müteşabih, mukayyet müteşabih. Yani mukayyet müteşabihi alimlerimiz tefsir etmiştir. Burada sıkıntı yok. Ama mutlaklar tabii malumunuz, işte kıyamet saati ne zaman kopacak? Veya Rabbimizin mübarek mesela bazı değil mi? Efendim sıfatlarından bahsederken bir takım organlar Cenab-ı Hak'ta nispet edilir değil mi? Yedullahi fevge eydihim. Allah'ın eli onların elinin üzerinedir, üzerindedir. İnnel lezine yubayi'uneke innema yubayi'unallah. Peygamberim, seninle biatlaşanlar var ya, Arap'ın örfünde biat şöyle olur. Elini getirir, onun elinin üstüne koyar. Onlar senin elinin üzerine ellerini koyup da senden biatlaştıkların da Allah'ın da eli onların elinin üzerindeydi. Yani adeta Allah da onlarla beraber sana biat ediyordu peygamberim. İşte buyur. Yani Allah'ın eli var mı yok mu? Bu elden maksat nedir? Ne değildir? Malum burada selefin yorumları var. Önce geçen mütekaddimun dediğimiz evvelki alimler bilirsiniz. Bunları kabul ederler ama mahiyetini Allah bilirdir. Allah elden bahsediyorsa diyor Allah'ın bir eli vardır. Ama o bizim elimiz gibi değildir. İşte istiva olayında İmam Malik'e sorulan sorular malum giremiyorum. Ama bizim müteahhirin ulema, onlar da haklı Adem hocam, ne yapsınlar ya? Öyle adamlar türedi ki diyor, bize öyle Allah'ı anlatırlardı ki zannederdik ki şu köşeden karşımıza çıkacak. Haşa. İşte mücessime, müşebbihe dediğimiz. Hatta Cenab-ı Hak değil mi böyle sakalsız, bıyıksız, genç delikanlılara benzetenler çıkmıştır ya. Ne yapsınlar? Bunlardan korunmak için, ümmeti Muhammed'i bunların şerrinden kurtarmak için ister istemez tevile girmişler. Yorum getirmişler bunlara malumunuz. Dolayısıyla ama bir de mukayyet müteşabih var ki İşte hurufu mukatta'a buna girer. Elif, lam, mim, ha, mim, taha, yasin, değil mi? Nun. Bunları az çok müfessirlerimiz yorumlamışlar. Ama gene de tabi buradaki en iyi maksadını Allah bilir demekten de kendilerini alamıyorlar. Mesela çok iyi bildiğiniz gibi İbn Abbas'a dayandırılan rivayetler. Elif, lam, mim. Burada elif Cenab-ı Hakk'ı sembolize eder. Lam Cebrail'i, mim de Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Kur'an'ı Cebrail vasıtasıyla peygamberine gönderdi. Ama bu bir yorum. Bu bir yorum yani illa budur diyemiyoruz. Peki bunun hikmeti nedir Adem hocam? Çok iyi bildiğiniz gibi bana da mantıklı geliyor. Yani bakın şu sure şu harflerden müteşekkildir. Ben sadece üç tanesini size örnek verdim. Elif, lam, mim. Yani siz buna baktığınızda bu Arapçanın içinde değil mi? Yani işte bunda işte W göremek yoktur, X yoktur, şu yoktur, bu yoktur. Yani elif, B, T, S, cim, ha, ha, dal, zal, buyurun. Buyurun benzerini getirin. Ben size farklı bir şiveyle, bir dille hitap etmiyorum ki. Başka bir alfabe size dayatmadım. Sizin alfabenizde ne varsa ben burada kullandım. Siz de şecer diyorsunuz, ben de şecer diyorum. Ağaç. Haza şecer, şu ağaç. Ve haza hacer, şu taş. Ya sizin dediklerinizi ben diyorum. Ama işte o ilahi bir tanzimden geçtiğinden, ilahi bir fabrikadan geçtiğinden onun bir benzeri getirilemiyor. Sen buna ister sarfede, ister başka bir şeyde ne dersen de. Ama yapamıyorsun, bu bir vakıa yani. Dolayısıyla bir diğer mana malum, elif, lam, mim derken Arap'ın dikkatini çekiyor. Allah Allah, bu ne demek? Yani günübirlik yaşamında Arap'ın pek muhatap olmadığı bir üslup tarzı. Hamim, kaf, ha, ya, ayn, sin, kaf. Allah Allah, bu ne diyecek bu? Şimdi elif, lam, mim, dikkat. Arap'ın dikkatini oraya bağlıyor ya, hemen peşinden mesaj geliyor. Zalikel kitab, şu kitap var ya, şu Kur'an.
La raybe fi, asla şüphe barındırmaz. Allah katından olduğuna dair en ufak bir şüphe yoktur. Huden lil muttakin, o Allah'tan sayan, Allah'tan korkan, yaşamının her karesine Allah'ı iştirak ettirerek yaşayanlar için mahza bir hidayet rehberidir diye ne yapıyor? Onu efendime söyleyeyim, mesajı veriyor. Tabii bunun dışında bir de şu var Adem hocam, bu müteşabihin bir başka yönü de belki pek çok seyircimizin dikkat etmediği bir husus. Biraz da kullar tarafından ayetlerin asıl amacından saptırıldığı yorumlardır. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Zemahşeri bunu örnek verir. Ve hatta der ki haza min tahrifil Kur'an'dır. Kur'an'ın tahrifi cümlesindendir. Seyircilerimiz yanlış anlamasın. Kur'an'ın metnini değil manasını tahrif edenler çıkmıştır. Tıpkı Tevrat'ta olduğu gibi. Yani macizane Kur'an-ı Kerim kitab-ı mukaddesin neyi tahrif edildi? Ben orada bu konulara giriyorum. Yani bayağı eleştiri aldım ama olsun, ne yapayım ya, ben gördüğümü yani görebildiğim kadarıyla haşa yazdım. Tabii ki haşa, hiçbirimize vahiy gelmiyor. Elbette hatalarım vardır. Bu metinlerle ilgili Rabbimin haber verdiği tahrif mana boyutludur Adem hocam. Ahkam boyutludur. Adam geri zekalı mı metni tahrif etsin de şimşekler üzerine çeksin ya. Ama bu semitik değil. Karnı o kadar geniş ki yeter ki sen vicdanını karala. İstediğin manayı datalarsın oraya, Allah muhafaza. Yani müsait, metin buna müsaade ediyor. Hatta bilirsiniz tartışmalarda değil mi? Ne demişti efendim Hazreti Ali? Onların karşısına hadislerle çıkın, ayetlerle çıkmayın. Adam çünkü getiriyor, kendi tarafına hamlediyor, yorumluyor. Dolayısıyla müteşabihin bir yönü de kastı mahsus ürünü olan, asıl amacını aşan yorumlar. Mesela bir örnek vereceğim. Estağfirullah. Bilirsiniz, bunu da hemen vereyim seyircilerimize çünkü sevgili Hazirun'a bu yarar. Hemen vereceğim inşallah Nemir suresinden. Ayetin hemen numarasını verip geçeceğiz inşallah. Nemir hocam, tam bu arada siz ararken ben müsaadenizle bir hususu hatırlatabilir miyim? Estağfurullah. Buyur Adem hocam. Olmak üzere olduğu için konuları da biliyorum. O konuların içerisinde sebebi nüzul ve nasih mensuh kısmına da değinerek bitirebiliriz. Hemen. Çok önemli. Hadi Allah razı olsun. Evet, onlara değinirsek bir de o tefsir çeşitlerinden bir iki örnek vereceğim bilimsel tefsirle ilgili ve hemen bitirelim inşallah. Hangisi bu? Onlar önümüz haftaki konularımız zannederim hocam, tefsir çeşitlerimiz. Ha, bu hafta değil değil mi? Evet, isterseniz. Ben bunu zannettim bugün hepsi bitecek ya. Bugün bitmiyor değil mi bunlar? Yok, haftaya da inşallah var. Ya keşke bunu deseydin bana Adem hocam. Niye demedin hele bak ya. Sıra bakmayın, eksikliğimiz. Yani tefsir, nasih, mensur ve sebebin üzülle. Bu bitirelim bugün. Bitirelim. Tamam. Eyvallah. Hemen veriyorum ayetin numarasını. 34. Neml suresi 34. Bakın çok önemli. Hani malumunuz Hütüt kuşu götürüp nameyi bıraktığında Belkıs'ın karşısına, Saba Melikesi Belkıs'a ne dedi? Tabiri caizse kadıncağızın etekleri tutuştu. Koskoca Davudoğlu Süleyman'dan geliyor. Babası da kral, kendisi de kral değil mi? Batılılar King David, King Solomon derler. Kral Davud, Kral Süleyman. Hatta Kral Davud oratoryası vardır. Adamlar musiki bestelemişlerdir. Arthur Honegger, meşhur mesela Fransız bestekar. Tabii Kudüs'ün 3. bin kutlama yıl dönümleri. Yani biz bunları bilmiyoruz ya. Bizim millet mesela Yale Üniversitesi vardır Adem hocam. Onun şeyine yazar. Urim ve Tamim İbranicedir. Amerika'da bu. Gerçek ve ışık. Işık ve gerçek. Urim, ur, nur. Sadece başında nur yoktur. İyim çoğul ekidir. Nurlar ve gerçekler. Altında da Latincesi yazar. Lux et veritas diye. Işık ve gerçek. Yani siz bugün tabir caizse Amerika'yı karşınıza İsrail'i karşınıza aldığınızda otomatikman Amerika'yı karşınıza alıyorsunuz. Ha ben haşa yani haşa bunlar mabut mu? Değil. Ama bir realiteye dikkat çekiyorum. Yani adamlar Batı'yı bütün bir kültürleriyle esir almışlar Adem hocam. Bugün bakın Batı'daki isimler hep İbranicedir çoğusu, yani böyle sanatkarlar falan oradan çıkar. Her neyse. Şimdi bunu diyecektim. Ne dedi? Dediler ki bu etrafındakiler قَالُوا نَحْنُ اُلُوا قُوَّةٍ وَاُلُوا بَأْسٍ شَد۪يدٍ. Biz dediler güçlü, belalı insanlarız. وَالْاَمْرُ اِلَيْكِ.
sana bir emretmek düşer ey Belkıs, ey Saba Melikesi. Vel emru ileyk fenzuri ma za te'murin. Bak bakalım ne emrediyorsun? Sen emret biz yaparız. Kalet dedi ki yok yok öyle değil. İnnel muluke izâ dehalû qaryeten efsedûhâ ve cealû e'izzete ehlihâ ezille. Krallar bir beldeye girdiklerinde onun altını üstüne getirirler, fesada verirler, bozgunculuk çıkarırlar ve oranın elit tabakasını ayak takımına çevirirler. Ve kezâlike yef'alûn. Bunlar da böyle yapacaklardır dedi. Şimdi orada ilginçtir Zemahşeri ne diyor Adem Hocam malumunuz. Bazı diyor böyle ceberut, despot, efendim krallar, halifeler kendi istilalarına, insanlara zulmetmelerine bu ayeti delil getirdiler diyor. O galeti siliyor bakınız hani parçacı diyoruz ya, parçacı tefsirin bir de böyle bir şey tarafı var, ona inşallah haftaya gireceğiz kısmet olursa. Ne demek parçacı tefsir? Orada iki mana var malumunuz. Konulu tefsir olabileceği gibi amacını efendim aşmış, kastı mahsus sürünü efendim sakat tefsir anlamına da gelir. Yani tabiri caizse ayetin önünü sonunu bırakıyor, ortasından cımbızlıyor, al buyur diyor işte. Halbuki hiç alakası yok. Onu bütüncül yaklaşmak lazım. Haleti siliyor, şöyle başlıyorlarmış. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kur'an'da, İnnel muluke izâ dehalû qaryeten efsedûhâ. Krallar bir memlekete girdiğinde oranın altını üstüne getirirler. Ve cealû e'izzete ehlihâ ezilleh. Ve onların ileri gelenlerini zelil tabakaya çevirirler. Biz de bunu yapıyoruz diyorlarmış. Ne var bunda? Yani bakın bu da bir müteşabihtir. Yani ayeti asıl amacından alıp kendi efendime söyleyeyim mi müfsit düşüncelerini oraya datalıyor, yüklüyor ve muhataba sunuyor. Yani o da bir tür müteşabihtir. Şimdi gelelim esbab-ı nüzule Adem Hocam dediğiniz gibi ne demek? Ayetin iniş sebepleri. Bakınız esbab-ı nüzul bir ayetin yorumlanmasında önemli nirengi noktalarındandır. Çünkü bu ayetin ilk buluştuğum bir muhatap zümre var. Değil mi? Yani o altın nesil dediğimiz sahabe dönemi, işte o background dediğimiz o arka plan, o tarihi arka plan, öncelikle müfessir oraya bir gider. Hatta bilirsiniz mesela koskoca bir Zemahşeri bile, ya bazen Zemahşeri'yi okursunuz dersiniz ki bu dirayet mi rivayet mi? İnan ki o kadar rivayetlere girer ki ne yapsın ya, mecbur gidecek Salebi'ye uzanacak, Taberi'ye uzanacak, efendim oralardan devşirecek getirecek, çünkü öncelikle bir otorite var, bunu kabul etmek zorundasınız. Bu ayeti sahabe nasıl yorumlamış, tabiun nasıl yorumlamış, müfessirin evvel emirde birinci malzemesi budur Adem Hocam, işte oraya uğruyor, işte o nedir, sebebi nüzuldur, arka plan. Bu ayet kimlere ne söyledi, Ne hitap etti? Ancak orada bırakmaz onu. Onu alır, kendi birikimini, yorumunu ona yükler, ikinci bir tefsir aşamasından geçirerek, tabir caizse ikinci bir hazım evresinden geçirip, arı misali onu bal efendim midesinde yoğurur ve muhatabına sunar. Orada bırakmaz. Dolayısıyla o zaman ne oluyor bu? Şöyle bir kural karşımıza geliyor. El ibratu bi umumil lafz la bi hususis sebep. İtibar lafzın genel anlamınadır. Sebebi nüzulun özgünlüğüne değil. Sebebi nüzul bize ciddi katkılar sağlar. Ama sadece ayet ondan ibaret değildir. Ben hep şu ifadeyi kullanırım sevgili Adem Hocam. Kur'an dolayısıyla o metnin sahibi tarihi geçmişte bir olaya müdahale ederken olayı sadece orada çözmekle kalmaz, zamanın geri kalanını da ihmal etmez. Yani onu yedeğine alır ve çağlar ötesine taşır. Kutsal metinlerin esprisi budur zaten. Dolayısıyla sebebi nüzul her zaman bize yetişmeyebilir. Çünkü bütün ayetlerin sebebi nüzulü yoktur. Siz de çok iyi bilirsiniz. 500-600 küsur ayeti geçmez. Ama hikmeti, sebebi nüzul yerine hikmeti nüzul bu sefer devreye girer. Yani bu ayetin inişindeki hikmet nedir? Her zaman size tarihi bir arka plan sunmazlar. O zaman hikmeti sen kavrayacaksın. Dolayısıyla ayetin özündeki o mantığı, o ilahi hikmeti kavramak aynen sebebi nüzul gibi ayetin yorumuna ışık tutar. Bir de ne demiştiniz Adem Hocam? Nasih mensuh konusu. Nasih mensuh. Bakın nasih ne demek? Nesheden.
Yani hükmü ortadan kaldıran ikinci bir emir, ikinci bir yasa. Mensup da geçmişte kalan, iptal edilmiş, hükmü nesh edilmiş birinci yasa, ilk yasa. Şimdi nesaha çok acayip bir silmedir. Nesahati şemsu zille derken değil mi? Güneş gölgeyi sildi. Yani öyle ki adeta iz bırakmayacak şekilde. Şimdi nasık mensuk olayında akla baid düşecek, uzak düşecek hiçbir şey yoktur. Nasık mensukun temel esprisi Adem hocam çok iyi biliyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın mesalihi ibad dediğimiz kulların maslahatına göre konuşmasıdır. Kulların maslahatı, onların yaşam tarzları, kolaylık noktasında ne tür bir mesaja, bir hitaba muhatap olmayı gerektiriyorsa Rabbim ona göre ne yapıyor? Bir takım emirlerini tabir caizse ikinci etapta yumuşatarak yeniden sunuyor. Buna nesih olayı diyoruz ki burada bir neskeden vardır, bir de neskedilen vardır. Tabii bunu neske karşı çıkanlar var, çok iyi biliyorsunuz. İşte nesih demişler, yalanın ikizidir. Yani Allah Celle Celaluhu şurada böyle diyorsa burada niye böyle desin? Nitekim ayeti kerimede geçer. Ve izâ beddenne âyeten mekâne âyetin. Biz bir ayeti başka bir ayetin yerine getirdiğimizde ki vallahu âlemu bimâ yünezzil, Allah ne indirdiğini çok iyi bilir. Kâlû, dediler ki o müşrikler, innemâ ente müfter. Ey Muhammed, sen iftiracının tekisin, haşa haşa. İşte bak, o da kavrayamıyor. Yani bu ne, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Öyle değil. Cenab-ı Hak murad ediyor. Ne yapıyor? İkincide daha bir kolayını, daha yaşanılabilir, daha bir tolere edilebilir olanını getiriyor ki orada da bir şey karşımıza çıkıyor Adem hocam. Nesih konusunda nasif, o mensuhun amele konu olmasından önce gelebilir mi, gelmeyebilir mi? Yani nesh edilen ayetin, hükmün ille de yaşanır olması gerekir mi, gerekmez mi? Bazı alimler diyorlar ki ille de yaşanması gerekmiyor. Bazıları diyorlar ki yaşanması gerekir. Aksi takdirde neskin diyorlar, mantığı, esprisi olmaz. Yani o bir yaşanacak. Tabiri caizse kul biraz gidip orada kafasını duvara çarpacak. Zaman onu gerektiriyor yani. Yani bir sıkıntı yaşayacak ki ondan sonra Cenab-ı Hak ne yapsın? İkinci bir yumuşatma faaliyetine girip birinci mana. Ve huvel latiful habir. Zira o latif ve her şeyden haberdar olan Allah'tır. Lütfü keremi bol olandır. Veya latif malumunuz yani şeffaf varlıktır. Yani o kesif bir varlık değildir. O gözle görünmez anlamında. Veya lütfü keremi bol anlamında. Habir de malum kullarının her halinden haberdar olan. Şimdi tersine çeviriyoruz. Ela ya'lemü de bir fail takdir ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a raci zamir. Meni de ona mef'ul yapıyoruz. Hiç o Allah yarattığını bilmez mi? Men halak, o zaman men halakahu. Mene raci bir orada değil mi? Zamir takdir ediyoruz. O Allah hiç yarattığını bilmez mi? Hani deriz ya biz, ben malımı bilmem mi diye. O yarattığını bilmez mi? Amenna. Tabii ki bilir. O bilmeyen de haşa kim bilecek? Şimdi bakın, sentaktik dokuyu hiç bozmadan faili mef'ul, mef'ulü fail yapabiliyoruz. Böyle bir sentaktik doku Türkçe'de yoktur mesela. Sevgili Adem hocam. Ne İngilizce'de vardır, ne Fransızca'da vardır. Dolayısıyla yani dillerin o otantik dokusuyla, fonetik dokusuyla oynamanın bir anlamı yok. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in mealleri var, tercümeleri var, tefsirleri var. Bu ayrı bir konu. Bir de onun ibadet olarak telaffuz edilmesi gereken otantik bir dokusu var. İşte o başka bir dille olmuyor. Niye? Çünkü biz Kur'an'ı nazmın ve mananın müşterek ismi olarak biliyoruz, değil mi? Kur'an nedir? Nazım ve mananın ortak adıdır. Hatta alimlerimiz biliyorsunuz lafız demeye de haya etmişler. Nazım demişler onun yerine. Niye? Lafız Arapçada bir şeyi ağızdan atmak demektir. Ekeltu temra ve lefastu nevah. Arap öyledir. Hurmayı yedim, çekirdeğini attım. Hatta değirmen dönerken o etrafında biriktirdiği onlara Arap lufaza der. El lufaza. Çünkü taş döndükçe atar ya onu, atıyor böyle, evet, kenara. Onlar yenmez malumunuz. Onlar hayvanlara yem olur. Esas aşağıya akan undur o özü. Şimdi lafız dememişler. Niye? Çünkü atılan şey, Arapça lafıza biz niye lafız diyoruz? Ağzımızdan attığımız için onu, sözcüklerle, cümlelerle, kelimelerle. Bunun yerine nazım diyor ulemamız. Niye?
Nazım'da bir dizim söz konusudur. Mesela Arap der ki nazamtü dürre fissilk, ipe inci dizdim. Yani nazımda öyle gelişi güzel lealet tayin bir lafızlar yığını yoktur. İntizam vardır, bir insicam vardır. Dolayısıyla Kur'an sadece mananın adı değildir, lafzın da adıdır. O otantik dokuyu bizim deforme etmeye hakkımız yoktur. Bakın bir Shakespeare'in Hamlet'i vardır değil mi? Yani o kendi edebiyatında nedir? Bir şaheserdir. Ve İngilizce adam onu almış İngiliz aksanıyla değil mi? Efendim sahnede onu sergilemiş, oynamış. Şimdi sen bunu evet Türkçe'de de var Hamlet. Ama bir İngiliz'e siz aynı zevki veremezsiniz. Onun ancak kendi Shakespeare'in kendi özel belagatlı İngilizcesiyle ne kadar belagatı varsa ancak o İngiliz'e hitap eder. Tercüme olduğunda artık o lafzın fonetiği uçup gitmiştir. Yani onun o aksan dokusu, o prozodisi, o vurguları, o fonetik reklilikler uçup gitmiştir. Geriye sadece salt bir anlam kalmıştır. Dolayısıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin, yani Kur'an-ı Kerim'de biz namazımızı kılarken, ibadetimizi yaparken Fatiha suresinin bu ayetini hamd, övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur dediğimizde işte siz o fonetik yapıyı bozmuş oluyorsunuz. Fakat şunu söyleyelim. İmam-ı Azam gibi bazı alimler biliyorsunuz Arapçanın dışında başka lügatlarla da namaz kılınabileceğini söylemişler. Bakın bunu da seyircilerimizden gizlemeyelim Adem Hocam. Evet. Şimdi onu da İmam-ı Azam'ın bir dayanağı var malumunuz. Ve innehu lefî zuburil evvelîn. Şüphesiz ki bu Kur'an öncekilerin kitaplarında da sayfalarında da vardı. Şimdi bu vardı derken Kur'an'ın neyi vardı? Şimdi o da ihtilaflı. Maalesef. Bazıları diyorlar ki yani Kur'an'ın haberi vardı orada. Yani ahir zaman nebisine böyle bir kitap verilecek. Bunu bekleyin. İleride görenler görecektir. Böyle yorumlayanlar olduğu gibi malum her kutsal metin bir sonra gelen metni haber verir. Doğaldır. Ve her sonra gelen metin bir önce geçen metnin tasdik edicisidir, doğrulayıcısıdır. Kur'an için de bu var değil mi? Musaddikan lima beyne yedeyhi minel kitab ve müheyminen aleyh. Önündeki kitabı doğrulayan ve koruyan bir kitaptır. Şimdi ve innehu lefî zuburil evvelin derken bu Kur'an öncekilerin de kitaplarında vardı. Bazı alimler diyorlar ki yani haber olarak değil de muhteva olarak vardı. Yani Kur'an adeta diğer kitapların içinde efendim özünde adeta özet olarak zaten sunulmuş bulunuyordu diyenler var. İşte buradan yola çıkarak İmam-ı Azam diyor ki Kur'an önceki metinlerde Arapça mı vardı diyor. Hayır. Mesela Tevrat gibi Kur'an'dan haber verir, anlatır. Ama biz biliyoruz ki Tevrat İbranicedir, Arapça değildir. Hazreti Davud'a verilen Zeburlar Süryanicedir biliyorsunuz. Hazreti İsa'ya verilen otantik İncil Aramicedir. Madem ki bu Kur'an önceki metinlerde de varsa, yani bu bil kuvvet dinamis olarak mevcutsa, bu demektir ki bu başka bir dille de okunabilir gibisinden. Ama bakın onu da söyleyeyim. İmam-ı Azam'ın bu münferit bir yorumudur. Yani bu pek fazla tutmamıştır Adem Hocam, onu söyleyeyim. Saygı duyarız o büyük imama, o büyük alime. Amenna. Şimdi bizim şöyle bir sıkıntımız var. Böyle kıyıda köşede kalmış istisnai şeyleri adeta meşhurmuş gibi ala mele'in nas getirip böyle orta yerde sunuyoruz, konuşuyoruz ve bunun üzerine hüküm bina ediyoruz. Bu doğru değil. Dolayısıyla bir de şimdi bakın nereye gidersek gidelim. Yanında safa durduğumuz insanın değil mi? Hafif bir sesle Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ne oluyor? Bak sen kendini ondan hissediyorsun. Onu da kendinden hissediyorsun. Yani aslında bu otantik doku aynı zamanda Müslümanların birlikteliğini de ümmet olma şuurunu değil mi? Deruhde eden bir şey Adem Hocam. Dolayısıyla bunlarla uğraşmak hiç doğru değil. Hiç gerek yok. Eski köye yeni adet getirme gibi bir şey. Ama sen istediğin kadar meal oku ya sana kim ne diyor? Rabbim bana burada ne buyuruyor? Burada benden ne istiyor? Deminden beri onu acizane değil mi? Bu kırık dökük ifadelerimle arz etmeye çalıştım. Fakat bu başka şey. İbadet dili başka şeydir. O ibadetin bir dili vardır. Bir otantitesi vardır. Yani bunu deforme etmeye, bununla uğraşmaya bence gerek yok yani.
Allah'ın yönü oradadır. Yani gene siz Allah'a dönmüş olursunuz. Şimdi bunun tabii sebebi nüzülü var biliyorsunuz. Bu kıble konusunu Yahudi ve Nesara çok önemsermiş. Hatta bilirsiniz işte ayetin başında var ya, konu konuyu açıyor. İkinci cüzün başında. Estağfirullah. Ayet numarası 142. 142 Bakara. Bakara suresi 142. Seyakulü süfehâ'u minen nâs. Yakında bazı beyinsiz insanlar şöyle diyecek. Yahudileri kastediyor. Mâ vellâhu men kıbletihimu lletî kânu aleyhâ. Ya onları daha önce üzerinde bulundukları kıbleden çevirip başka tarafa döndüren neydi? Ne istiyorsunuz kardeş? Kıble mi? Buyurun aha size kıble. Değil mi? Gül gibi Beyt-i Makdis. Oraya doğru kılıyordunuz yani. Ne gerek var eski köye yeni adet getiriyorsunuz? Hani peygamberimiz şimdi malum bu takdim tehir vardır. Aslında burada zihni olarak takdim tehir söz konusu olur da fiil olarak aşağıda geliyor zaten malumunuz. Biliyorsunuz peygamberimiz Beyt-i Makdis'e namaz kılıyordu ama Adem Hoca bunu isteyerek kılmıyordu. Evet. Bakın orada da bir konuya gireceğim. Bunu kıymetli hazirun bilsin isterim. Çünkü biz bu Kudüs meselesini bazen biraz aşırı abartıyoruz. Geleceğim oraya. Rabbimizin emriyle peygamberimiz Mescid-i Haram'a döndü ya, Yahudilerin zoruna gitti. Tabii bunu hemen belirtelim. Peygamberimiz bunu bir rivayette Mekke'de de oldu ama Medine'de olduğu ön plana çıkar. Yahudilerin gönlünü telif etmek için ülfet olursun belki İslam'a girerler diye malumunuz bir rivayette 16 ay, bir rivayette 18 ay aklımda kaldığı kadarıyla Beyt-i Makdis'e doğru namaz kıldı. Baktı ki bunlar da hiç herhangi bir kıpraşma falan söz konusu değil. Zaten içi içini yiyordu. Yani o tarafa namaz kılmaktan pek hoşnut değildi. İşte ayet biliyorsunuz gene Bakara suresinde 144 قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَا. Peygamberim senin yüzünü göğe doğru yüzünün döndüğünü görüyoruz. Mübarek böyle bakarmış, Cebrail'in yollarını beklermiş. Ne zaman gelecek? Yani Ceddim İbrahim'in Beyt-i Ma'muruna beni çevirecek, döndürecek bir emir ne zaman gelecek diye böyle göğe bakıyor ya o masum nebi. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Bak burası önemli işte. Eşya zıddıyla inkişaf eder. Peygamberim seni yakında, pek yakında razı olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Şimdi bu neyi gösteriyor Adem Hoca? Aslında Efendimiz Beyt-i Makdis'ten razı değildi. Yani o Beyt-i Makdis sevgili peygamberimiz için razı olduğu bir kıble değildi. تَرْضَاهَا diyor Kur'an çünkü. Senin razı olduğun kıble Mescid-i Haram. Dolayısıyla şimdi konuya girmeyeyim. Herhalde ehli irfan bunu anlar. Yani biz biraz bu Kudüs'ü o açıdan dedim biraz aşırı abartıyor. Bizim ilk kıblemiz değil mi? Hep böyle gideriz söze. Efendim Kudüs bizim ilk kıblemiz. Efendim Kudüs gerçek manada. Bakın gerçek manada hiçbir zaman bizim kıblemiz olmadı. Oraya dönmek istemiyorum. Peygamberimiz dediğimiz gibi maslahata binaen oraya doğru namaz kıldı. Her neyse. Fevelli vecheke şadral mescidil haram. Hadi peygamberim dönder yüzünü Mescid-i Haram'a doğru. Ve haysu ma kuntum fevellu vucuhakum şadra. Ey müminler siz de nerede olursanız olun yönünüzü Mescid-i Haram'a çevirin. Şimdi bu ayet ne yaptı? İşte bu az önce okuduğum ayeti neshetti değil mi? Yani fe eynema tuvellu fesemme veçullah. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yönü oradadır. Şimdi o ayette istediğin tarafa namaz kılabilirsin demek. Ama bu ayet geldi. Hayır istediğin tarafa olmaz. Mescid-i Haram'a döneceksin. Bir de bilirsiniz Adem Bey. Bizim Hanefilerde Mescid-i Haram'ın cihetine. Şafilerde ise aynine dönmek gerekir malumunuz. Onun için iyi müsellesat hesapları yapmak lazım. Bizim Selahattin camileri İstanbul'da o mübarek eski mimarlarımız ya o müsellesat üçgen bağıntılarını nasıl biliyorlardı ya. Böyle doğrudan kıbleye bakar. Bizim halkımız hep güneyi kıble zanneder. Öyle bir şey yok malum. Kıble coğrafi konuma göre değişir. İşte Güney Afrika tam kuzeye döner değil mi? Kıbleye dönmek için malum. Evet. Şimdi bu ayet bu ayeti neshetti ya. Şimdi bakalım tam mı neshetti? Biliyorsun bizim fıkıh kitaplarımızda vardır bilhassa değil mi? İlmihal konularında. Bir insan diyor bir ortamda bulunsa ve kıbleyi tayin edemese. Öyle bir ortam ki kıbleyi tayin edemiyor. Ne bileyim işte ay yok, kutup yıldızı yok, karanlık, efendim kabristan yok. Hani Müslüman kabri görse malum
Müslümanların kabri, kabri kıbleye doğru kazılır ya. Ha der ya, o kıble burası. Kabristan da yok. Bir karınca yuvası görse bilirsiniz, karıncalar kuzey güney istikametinde değil mi yuva yaparlar. Oradan belki yosunlardan, ne yosun var, ne karınca var, efendim ne kabir var, hiçbir şey yok. Yok oğlu yok. Efendim ortalık zifiri karanlık, neresi kıble? İşte o zaman fe eynema tüvellû fe semme veçhullah. Ne yana dönüp kılarsanız kılın, Allah'ın zatı oradadır. Yani kıbleniz tamamdır. Bir de mali adam ne yapar yani? Zannı galibine göre der ki ya inşallah kıble şurasıdır der ve kılar. Eğer namazın içindeyken efendim kıblenin o olmadığı, yanlış yöne döndüğünü keşfederse, ne bileyim gelir biri uyarır veya yeni bir efendim karine doğar, ipucu doğar namazın içinde. Namazın içinde malum ameli kesir olmamak şartıyla o tarafa dönebilir. Namaz bittikten sonra, çok iyi biliyorsunuz Adem kardeşim, namaz bitti, selam verdi fakat belli oldu ki eyvah ben yanlış yere kılmışım. Bir daha namazı iade etmek gerekmiyor. Ha, bazı marjinal görüşler var, yeniden iade edebilir eğer vakit varsa, ama sahih görüş çok iyi bilirsin sen. O namaz bitmiştir. Bakın bu ayet ne oldu? Devreye girdi değil mi? Yani dolayısıyla dörtbaşı mamur bir nesih söz konusu değil derler. Kezalekum dinikum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bunun kılıç ayetiyle neskedildiği söylenir ama ya yerine göre bunu demek zorunda kalırsınız. Öyle bir ortamdasınız ki yani orada haydi hurra selli seyf edip hücum Allah Allah. Yok öyle bir şey yok. Yani bulunduğunuz konum buna müsaade etmeyebilir. Lekum dinukum veliye dindir. Kenara çekilirsiniz. Sizin inancınız size, benim inancım bana. Yani bu nesih konusunu biraz böyle anlamak lazım ki gerçek manada nesih biliyorsunuz beşe kadar indirenler var. Yani beş tane ya çıkar ya çıkmaz diyorlar. Tabii sahih görüş 20 hatta 200 civarında söylenir ama o biraz abartılı. Yani 20 filan küsür civarlarında. Bir de sevgili meslektaşım, bu nesih konusuyla ilgili ikinci bir nokta tahsis meselesi. İşte bakın bu da çok önemli. Sen onu çok iyi bilirsin. Bu konuda Şafilerle bizim Hanefilerin bazı ihtilaflı görüşleri var. Yani bizim nesih dediğimize Şafiler hayır efendim, orada gerçek bir nesih yok. Orada tahsis vardır. Ne demek tahsis? Malumunuz, fazla girmeyeceğim de. Yani hükmü bütün fertlerden alıp belli fertlere hasretme. Yani burada bir nesih söz konusu değil. Aslında ikinci bir hüküm, ikinci bir özel teşride bulunma demektir. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Estağfirullah. Kutibe aleyküm izâ hadara ahadakumul mevt in tereke hayra el vasiyyetu lil valideyni vel akrabine bil maruf hakkan alel muttakin. Ben onu da hemen bulayım. Çünkü sevgili kardeşlerimiz, evet, evet buldum. Efendim 180, Bakara 180, inşallah yanılmıyorum. Sizden birinize ölüm geldiğinde izâ hadara ahadekumul mevt. Bu ne demek ya? Ölümün emareleri geliyor. İnsan az çok böyledir. Hani onu oğlumdur. Benim halim hal değil. Benim durumum bana sarmıyor. Hele gelin şu etrafıma, size söyleyeceklerim var diye. Yani ölüm geldiğinde demek yani böyle efendim gargaraya düşmüş anlamında değil. Ölümün emareleri. Rabbim bu günümüzde yardımcımız olsun. Ölüm geldiğinde, yani ölümün emareleri geldiğinde size farz kılındı, yazıldı. Ne vakit? Şart intareke hayra. Burada hayır malum mal manasında. Bir mal bırakmışsa. Adem Hoca burada da bir espri var. Demek ki malın hayırlı olması gerekiyor. Öyle durduk yere bu gelmiyor. Hayırlı mal bırakacaksın. Hayırsız mal değil. Ne yazıldı? El vasiyyetu lil valideyni vel akrabine bil ma'ruf. Ana babaya ve yakın akrabaya vasiyet size farz kılındı. Hakkan alel muttakin. Bakar mısın? Bu muttakiler için bir haktır, bir vecibedir. Şimdi malumunuz bazıları diyorlar ki bu ayet yusikumullahu fi evladikum lizzekari misve hazzulun seyyeyin, malum Nisa suresinde Allah çocuklarınız hakkında size vasiyette bulunuyor, tavsiyede bulunuyor. Allah'ın tavsiyesi emir mesabesindedir. Yani vecibedir, yapacaksınız. Lizzekari misve hazzulun seyyeyin, malum erkeğe iki kadının hissesi vardır diye ayet devam ediyor. Yani arka sayfada da devam eder. Miras ayetleri malumunuzdur. Bazıları diyorlar ki bu ayet bununla neshedildi. Yani bizim Hanefiler biraz daha çok ön plana çıkar. Şafiiler der ki hayır der azizim, burada bir nesih söz konusu değil. Burada tahsis var. Miras ayetine Cenab-ı Hak bir tahsis koydu.
tabiri caizse bir parantez açtı, bir özel hüküm getirdi. Ne demek bu? Şimdi bir insanın diyor anası babası müşrik olabilir. Olur. Olur Adem Hoca. Yani evladı mümindir, anası babası müşriktir. E malumunuz şimdi, ha bir de evlat ana babadan önce de ölebilir. Hani bizde genelde teamül olur ya, hani önce işte ana baba dar-ı bekaya irtihal eder, sonra da işte çocukları. Benim rahmetli dayım öyle demiş. Teyzem gitti geçen sene, onlar Bayburt'tadır ziyarete. Biz teyzeye Eze deriz. Ezem yaşıyor hala. Zaten bacılardan bir o kaldı. Allah hayırlı ömür versin. Gitti, anam da gitti. Amin. Rabbim bütün geçmişlerimize rahmet eyliye. Dayımdan bana bir şey aktardı. Dayım dermiş ki, kız resmi gül diyormuş. Biz genelde küzün ölürdük ama ne bileyim ne oldu, ben geçecektim demiş. Hani küzü gelmiş işte Eylül, Ekim. Yani ölmesini bekliyormuş. Resmi gül demiş, bacım biz genelde küzün ölürdük. Ben niye ölmedim filan. Hakikaten ilginç. O sene değil de öbür sene küzün vefat etti dayı. Nur içinde yatsın. Amin. Şimdi böyle bir durumda ne oluyor? Yani genelde yaşlılar gider ama bazen olur ki canım işte bu kader. Yani yaşa gence bakmaz. Ekinin bazen değil mi efendim göğermiş olanına da tırpan vururlar. Allah muhafaza. Hiç belli olmuyor o iş. Çocuk vefat ettiğini anlayınca anası babası da müşrik diyelim. İşte inkarcı malum olur. E şimdi malumunuz din gayrılığı mirasa manidir Adem Hoca. Bilirsiniz bazıları bunu kabul etmiyor ama bu bir vaka var yani. E ne yapacak? Şimdi ebeveynine bu durumda hiçbir şey düşmeyecek değil mi? Ha ne yapar? Malının üçte birinden ebeveyni için vasiyet eder o evlat. Çünkü kendisinin değil mi varlık sebebi bunlar ya. Der ki ey insanlar, bunlar benim anam babam, canım anam canım babam. Bunlar benim hayata, dünyaya gelmemin sebepleri bunlar ya. Önce Allah, sonra ana baba. E bunlara da dinleri gayrı mirasımdan düşmeyecek. Ama siz benim terekemden üçte birinden anama babama harcayın, ona verin. Malumunuz üçte birine kadar kişi malından vasiyet edebilir. Bakın bu ne oldu? Nesh olmadı, bu taksis oldu. Veya diyelim dede yetimi, dede mahrumu derler bizde değil mi? Rahmetli anam babama kızdığın da öyle derdi. Allah derdi. Dede mehrum, dede mehrum diye babama kızardı böyle. Şimdi bunlar Anadolu'da böyle bazen latife yaparlar. Yani naçar, biçare, hani işte el davuşta bir şey yok gibisinden. Şimdi ne yapar? Dede yetimi malumunuz, biliyorsunuz. İki kardeşten birisi henüz baba hayattayken vefat ediyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Dede hayatta, oğlu vefat etmiş. E malum toruna düşmüyor o. Niye? Çünkü öbür oğul hayatta. Yani o otomatikmen değil mi? O dolanmayı orada kesiyor. Çünkü evlat hayatta ya. Evlat hayattayken evladına evladına mal düşmez. E ne olacak dede mahrumu bu? Dede yetimi. Efendim bu sefer tutar dede vasiyet eder. Der ki ya şu benim yavrumun yavrusu mahrum olmasın. Buna malımın üçte birinden vasiyet ediyorum diye. Bakın bu ne oldu? Taksis getirdi. Yepyeni bir hüküm getirdi. Onun için taksisle efendim bu neski karıştırmamak lazım. Şimdi hemen bunu dedikten sonra kıymetli meslektaşım sevgili Hazir onu bıktırmamak için diğer konuya hemen geçiyorum. Yoksa nesihle ilgili çok şeyler söylenir malumunuz. Mücmel ve mübeyyen. Şimdi mücmel ne demek malumunuz? İcmal kökünden gelir ki çok ihtisar, çok kısaca ifade edilen hüküm demektir. Yani tam ne olduğu belli değil. Şimdi bu malumunuz mücmel ya gene Kur'an'la tefsir edilir, tafsil edilir. İcmalın zıddı malumunuz tafsildir veya tefsirdir. Ya da hadislerle, sünnetle tafsil edilir, tefsir edilir. Mesela işte Kur'an'ın Kur'an'la efendim icmalini tefsir eden bir örnek vereyim. Estağfirullah. İnnel insane hulika halu'a. Dur onu da hemen vereyim. Kıymetli kardeşlerimize ki hemen bulayım inşallah. Hemen buluyorum hemen. Evet. Me'aric suresi. Biz, buyur. Bu şeyinizi görünce İmam Hatip'te bir hocamızın tavsiyesi hep aklımıza gelirdi. Derdi ki siz Kur'an-ı Kerim'i açtığınızda bir kırtasiyeci gibi kırtasiyeye giriyorsunuz, işte kalem aldığınızda kırtasiyesi tak koyduğu raftan çekiyor veriyor. Aynen. Yine bile isteseniz saatlerce aramıyor, gidiyor tak buluyor veriyor. Siz de Kur'an'da bir ayet aradığınız zaman bu
bu kırtasiyeci gibi binlerce çeşidin içerisinde hangi malzeme, hangi raftadır bileceksiniz derdi. Aynen, aynen. Hayranlıkla izliyoruz. Ama işte şöyle sevgili Adem, malum şimdi benim hafızlığım var da hafızlar biliyorsun ayet numarasını bilmez. Hatta evet. Yıllar önce bir müftü efendi beni imamlıkta imtihan ediyordu. İşte soruyor, o zamanlar hafızlığım daha da pişkindi elhamdülillah. Her sayfadan okudum, aslında müftünün niyeti bozukmuş. Meğer beni almak istemiyor, ipe un seriyor adam. Hani öyle. Baktı ki her taraftan okuyorum ya, işte hiç unutmuyorum. Dedi ki Enbiya suresinin bilmem kaçıncı ayetini okur musun? Dedim hocam ben onu bilemem. Ne demek bilemem dedi. Hafızsın, bilmen lazım. Ama numarayı unuttum. Ben de numarayı unuttum ama dedim hocam peki siz Yasin'i biliyor musunuz? Biliyorum, ne var dedi. Yasin'in dedim mesela işte 49. ayetini okur musun? He ya dedi, haklısın filan. Bu da bunun gibi yani canım, ne bileyim ben hangisi. Şimdi ondan dolayı biraz sıkıntı oluyor. Şimdi bakınız innel insane hulika halu'a ayeti kerime 19 Me'arit suresi 19-20-21. İnnel insane hulika halu'a. İnsan halu' yaratılmıştır. Bakın o halu' değil mi? Hakikaten garip bir kelime. Öyle pek de anlaşılacak gibi değil. Yani insan sabırsız ve huysuz yaratılmıştır demektir. Ne demek ya Rabbi? Bunu biz tam anlayamadık. Bize bir örnek verir misin? Hay hay kullarım. Ayetin devamı. İza messehu şerru cezu'a. Cezu'a. Bakın kelimeye. Ona bir kötülük dokunduğunda feryadı basar. Başlar bağırmaya, çağırmaya, nereden geldi başıma, bu neydi, böyle beni mi buldu bunca kulların içinde, haşa, Allah Allah, bunun kararını sen mi veriyorsun? O bir kötülük geldiğinde feryat eder, sızlanır, acizlenir, şikayetler başlar. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ Bakın gene hayır burada maldır. Maddi bir imkan, bir mal kendisine geldiğinde de menu'a, alabildiğine pinti kesilir, menu'u. Mani'in mübalağasıdır ki alabildiğine engeller. Hep kendine, yani şey gibi, nalıncı keseri gibi hep kendine doğru yönel. Şimdi bakın bu iki ayet önceki ayeti ne yaptı? Detaylandırdı değil mi? O icmanı müfessere çevirdi. Mesela fesalli rabbike venhar. Peygamberim Rabbin için namaz kıl venhar. Şimdi bakınız bu da icmalidir. Burada kastedilen ne? Göğüsle. Göğüsle derken malum burada deve kes anlamı olduğu gibi deveyi kurban et. Efendim çünkü nahir, deve cinsinde malum zebih olmaz, nahir. Göğsün üzerinden bıçak vurulur. Zebih de çenenin altında ki diğer hayvanlara, koyun ve sığır cinsine mahsustur. Deveyi ben görmedim ama hakikaten diyorlar kesilmesi çok acıklı oluyormuş. Onun göğüs üzerinden vurulur. Devenin boynu eğridir ya böyle malum. E şimdi bu man olduğu gibi vanher. Yani elini göğsünden bağla. Manası da var. Efendim veya göğsünü kıbleye dön manası da var. Şimdi dolayısıyla ama peygamberimizin hadisleri men vecede sa'aten ve lem yudahhi fela yagrubenne musallana diğer hadisler bu mücmeli tafsil ettiğinde ne oluyor? O vücub ifade eder. Hatta usul kaidesidir. Mücmelat-ı Kur'aniye'yi tafsil eden hadis-i nebeviye vücub ifade eder. Bazı hadisler vardır, Kur'an'ın mücmelini detaylandırır. Oradan hüküm çıkar. Dolayısıyla mücmele çok örnekler verebiliriz. Mübeyyen. İşte mübeyyen mücmelin zıttıdır. Araya girebilir miyim? Hakkınız buyur, herhalde. Buyur Adem Bey. Yani elhamdülillah çok memnuniyetle izliyoruz ama süre kısıtlaması olduğu için. Maalesef. Arka tarafta kardeşlerimizin özellikle değinmemiz istediği konular var. Ben onlara sıra bırakacağız. Bırakayım. Ben tefsir çeşitleri, Kur'an'ı anlamada bir takım engeller. Oraya mı geçelim Adem Hoca? İyi dediniz. Çerçeveyi biraz hızlı geçebiliriz hocam. Tamam. Aynen oraya geçelim. İyi dediniz. Çünkü yoksa bunun sonu gelmeyecek. Ceddinize rahmet. İyi dedin. Bu kıraat, yedi harf, bunları aşalım istersen değil mi? Hocam. Çok detaylı bunlar ya. Şimdi yedi ahrufu seb'a değil mi? Onlara girersek çıkamayız. Çünkü benim esas ihtisas alanım. Tefsir çeşitleri ve yaklaşım türlerinden devam edelim. Tefsirde ihtilaf sebepleri. Şimdi tefsirde ihtilaf sebepleri malumunuz. Bu müfessirin sosyo-kültürel yapısıyla, donanımıyla, efendime söyleyeyim mi? Ve en önemlisi de ona gireceğim inşallah. Mezhebi taassubunu devreye sokmasıyla yakinen ilgili. Tefsirde temel parametreler bu önemli. Parantez açmışsınız Adem Bey, çok güzel. Dil, tarih, çevre ve makasıt. Bunlar önemli.
Yani her şeyden önce dil önemli. Şimdi ta öteden beri değil mi? Hatta diyorlar diller de insanlara benzer. Doğar, gelişir, büyür ve ölür. Dolayısıyla her dönemde bir takım efendim kelimelerin yok olduğu ve yeni yeni kelimelerin türemesi yahut çok eski dönemde, cahili döneminde bilhassa cahiliye Araplarının ki dilin deforme olmadığı dönemdir. İşte kullandığı bir takım kelimelerin manaları şer'i ıstılahlarla yeni bir boyut kazanmıştır ki çok iyi biliyoruz işte diyelim salat. Arap bunu dua manasına kullanıyor ama ilk kez bunu Kur'an getirdi namaz. O belli formlardan ibaret olan, şekli şemaili belli olan ve dinin direği diye peygamberimizin ifade buyurduğu değil mi? As-salatu imadüddin. O bildiğimiz o mübarek gözümün nuru namaz dediği o ibadet şekli ortaya çıkmış. Efendim tarih, işte tarihi dönemler, o geçirilen evreler, oradaki anlayışlar, oradaki efendime söyleyeyim mi, yaklaşım mekanizmaları, keza çevre dediğimiz hani kişi çevrenin çocuğudur derler ya, yani çevrenin de tefsire, çevre faktörlerinin etkisi büyüktür. Bakıyorsunuz mesela bir İmam-ı Şafii değil mi? Bağdat'ta farklı konuşmuş, gelmiş Mısır'da farklı konuşmuş. Keza Ebu Yusuf gene öyle. Yani kişilerin beşeri ihtiyaçları, o yörenin bir takım yaklaşımları, örf ve adetleri, el adetü muhakkemetü meşhurdur İmam-ı Azam öyledir malum. Örf yerine göre hakem tayin edilir. Dolayısıyla bütün bunlar tefsiri etkileyen parametreler malumunuz. Şimdi sizin dediğiniz çok önemli bu Adem Hocam. Kur'an'ı doğru anlamadaki engelle. İşte bunun üzerinde biraz durmak lazım. Şimdi tabii burada ben onlara girmeyeceğim. Donanımlı, her müfessirin donanımlı değildir Adem Bey. Yani bir Bedavi ile şimdi siz getirip değil mi? Yani mümkün mü yani şimdi getir diyelim işte isim vermeyelim de işte neyse başka bir müfessiri getireyim olmaz ya. Şimdi Bedavi bir kere filozof bir adam ya. Yani sadece müfessir değil filozof. Dolayısıyla onun bir ayete bakış açısıyla diyelim işte İsmail Hakkı Bursevi'nin bakış açısı mümkün mü? Bir olamaz. Dolayısıyla onları geçiyorum. Doğru anlamadaki bana göre aciz kanaatim en önemli engel mezhebi taassup. Maalesef biz bunu da işte isim vermek zorundayım. Şia ekolünde çok görüyoruz. Bir iki örnek vereceğim Adem Bey. Yani mezhep taassubu o Kur'an'ın evrensel efendim o çağlar üstü mesajını, ahkamını adeta getiriyor bir cendereye, bir çerçeveye efendime söyleyeyim mi hapsediyor ve oradan bakıyor. Halbuki öyle değil. Mesela çok basit bir örnek. Rahman suresinde değil mi? Hemen bulayım. Keşke ayet numaraları aklımızda kalsa ama nerede? Evet. Hemen vereyim. Evet. 19 evet, 20, 19 ve 20, evet, değil mi? Meracel Bahreyni yeltekiyan, evet, beynehuma berzehun la yabgiyan, 20 görünüyor, 19, 20. Allah iki nehri birbiriyle buluşacağı şekilde iki bahri, denizi salıverdi. Meracel Bahreyni yeltekiyan, yani tatlısı küresiyle acısı küresini salıverdik birbiriyle buluşacak şekilde, birbirine kavuşacak şekilde ki beynehuma berzahun la yabgiyan. Bu ikisinin arasında bunların birbirine geçmesine mani bir perde var. Malum işte bu değil mi? Kaptan Kusto filan bunlar anlatırlar. Bir sürü adamın çalışmaları oldu vesaire. Hatta abarttılar Müslüman olmuş bilmem ne filan ondan sonra. İlla yani bir şeyi araştırmak mı gerekiyor Müslüman olmak için bilmiyorum. Ha ayetin devamında yahrucu minhumel lu'lu'u vel mercan. O iki denizden inci ve mercan çıkar. Şimdi Şia ilginçtir. Bakın yani Tabersi gibi bir müfessir ya. Aynı şeyi Tabatabai'de de görürsünüz Adem Hoca. Yani şaşıyorum bu insanlar ya nasıl buna gidiyorlar. Diyorlar ki burada iki denizden maksat Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'dır. Radıyallahu anhuma. Aralarındaki engel birbirine karışmalarına mani olan da Hazreti Peygamber'dir. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. O da berzah oluyor. Peki bu ikisinden inci ve mercan çıkar. İnci ve mercanla kastedilen ne? El cevap Hasan ve Hüseyin'dir. Ya şimdi burada
Yani yeter ki lügatın biraz ayağı tutsun, şöyle bassın. Hemen oradan mübarekler getirirler Ehli Beyt'e, İmamiye'ye, mutlaka onu yaslarlar. Şimdi bakın Adem Hoca, şimdi bir kere bu sure Mekki bir suredir. Halbuki biz biliyoruz ki, değil mi, Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali radıyallahu anhüma Medine'de izdivaca geldiler. Medine'de evlendiler malumunuz. Hasan ve Hüseyin de Medine'de doğmuş yavrulardır. Ha şöyle düşünelim, yani Kur'an'ın geleceğe dair konuştuğunu düşünelim. Yani geleceğe dair konuştu. Ya iyi de yahrucu diyor, bakın fiili muzari, bu ikisinden inci ve mercan çıkar. O zaman harece demesi lazımdı, çünkü olay bitmiş değil mi? Hasan ve Hüseyin doğdu, çıktı, bitti. Burada yahrucu dediğine göre bir devamlılık söz konusudur. Yani habire Allah'ın kulları o denizlerden yararlanırlar. Devamlı oralardan kendileri için ziynet eşyaları çıkarırlar. İşte bakın böyle değil mi? Tabir caizse böyle sofistike yorumlara girerek ayeti o genel kuşatıcı çerçevesinden alıp dar bir cendereye sokma söz konusu. İşte mesela feiza ferate fansab ve ila rabbike fergab. Ha onu söyleyeyim, şu andaki alimler onu yapmıyor ama çok eskiden bazı onların böyle mutaassıp tipleri bunu yorumlamışlar. Feiza ferate, peygamberin bir işten ayrıldığında fansab, başka bir işe koyun. O malum nasibe yansabı dördüncü baptan gelir ki yorularak işe koyulma demek. Amiletün nasibe var ya, çalıştı ama boşa yoruldu. Haşiye suresinde müşrikler için Rabbim buyuruyor. Yani bir şeyler yaptılar da hani işe yarar bir şey yapmadılar. Bir şey vardı, Allah selamet versin, isim vermeyelim, işte bir komedi. Adam köyden geliyor, yanında da kızı var. İşte nüfus müdürünün sorduğu sorulara nüfus memurunun hep babası cevap veriyor. En son diyor ki, ya diyor kızınız konuşmuyor mu diyor filan. Hep siz cevap veriyorsunuz. O da diyor ki konuşuyor da boş konuşuyor filan. Yani şimdi birden aklıma geldi. Şimdi bunlar da iş yapmışlar ama boşuna yorulmuşlar. Boşuna iş yapmışlar. Nasıl ya, oradan geliyor. Tabii şeyin nefsin sıfatı olmasıyla müennestir, yani femineldir malum. Şimdi burada feiza ferate fansak, binaenaleyh bir işi bitirdiğinde peygamberin başka bir işe koyun. O hangi iş, oraya girmeyelim, vaktimiz yok. O fensabı, işte bazı Şia grupları fensib okumuştur. İkinci baptan ki malum, yani yerine nasbet, başka birisini getir demektir. Yani Hazreti Ali, peygamberim ayrıldığında Ali'yi yerine dik. Ya oldu mu yani bu şimdi? Yani o evrensel manayı getiriyorsun değil mi? Cendereye kıstırıyorsun. Mutezile'de de benzer şeyler var biliyorsun Adem Hocam. Hiç girmeyelim. Çok inşallah bir gün Ankara'ya gelirsek, Allah nasip ederse, doya doya bunların sohbetini inşallah. Şimdi burada Kur'an'ı anlamada farklı yaklaşımlar. Parçacı ve konulu yaklaşım. İşte parçacı, konulu malum. Şimdi bu parçacı derken burada iki türlü anlamak lazım. Yani parçacı derken, parçacı ve bütüncül derken parçadan maksat ne? Birincisi o olumsuz mana benim aklıma geliyor hemen ki batınilerin daha çok yaptıklarıdır. Yani Kur'an'ın siyah ve sibakına, ayetin siyah ve sibakına aldırış etmeden ortadan böyle cımbızla çekiyor. Hani o da şimdi meşhur oldu ya, sözümü cımbızlamışlar filan gibisinden. Cımbızlatma sen de canım o zaman. Şimdi mesela İnnallâhe ye'murukum en tezbehu bekare, değil mi? Allah size bir inek, bir sığır kesmenizi emrediyor İsrailoğulları ile ilgili. Ya bir kere bunun başı var. Ve iz gâle Musa li kavmihi. Hani Musa kavmine demişti ki. Şimdi orayı almıyor adam. Tam bu ortayı alıyor ve haşa haşa, haşa haşa. Burada diyor Bekare, yani inekle kastedilen, haşa haşa. O annemizi tenzih ederiz, Hazreti Ayşe'dir. Hadi buyur bakalım. Gel çık işin. Yani Allah'ın zalimi, nasıl buna dilim varıyor? Nasıl bunu söylüyorsun? Onun için Adem Hoca, batınilerin baştan sona dört başı mamur tefsiri hemen hemen yoktur. Niye? Çünkü parçacı yaklaşıyorlar olaya. Onun işine geldiği gibi oradan cımbızlıyor, alıyor efendim. Hani örnek verdim ya malumunuz geçen dersimizde. Krallar bir memlekete girdiğinde altını üstüne getirir. Ya böyle bir şey yok. Bu Belkıs'la alakalı bir konu yani. Burada niye kendine pay çıkarıyorsun? Birincisi bu. Yani parçacı yaklaşım çok tehlikelidir. Çünkü ayeti makasıdından, amaçlarından saptırıyorsun sen bir kere. Yani doğal ortamından çıkarıp
kendine benzetiyorsun tabiri caizse. Şimdi bir derdimiz de bu bizim Adem Hoca. Bakın biz Kur'an'ın ne dediğini anlama yerine kendi anlamlarımızı Kur'an'a yüklüyoruz. Yani biz Kur'an'a göre konuşacak yerde değil mi? Kur'an'ı kendimize göre konuşturuyoruz. Maalesef bu hemen hemen her ekolde vardır. Ya şöyle gözlüğünü çıkar Allah için Cenab-ı Hak sana ne nasip etmişse şöyle bir bak objektif ya. Bu bana ne diyor ya? Onu alıp da ne diye kendi efendime söyleyeyim yaklaşımına, kendi taassuflarına göre konuşturuyorsun ki? Buna hakkımız yok ki. Değil mi? Bu kitap evrensel bir kitap yani. Tabii bir diğer şey parçacıysa malum konulu anlarım ben bunu. Yani konulu tefsir. Herhangi bir konuyu seçiyorsunuz, ayıklıyorsunuz. Bütünüyle onun üzerinde yorumlar yapıyorsunuz. Mesela ahkam tefsirleri bir tür konulu tefsirdir Adem Hoca bilirsin. Evet. Çünkü adam alıyor sadece ahkamla ilgili ayetler üzerinde çalışıyor değil mi? Onun örnekleri çoktur. Bizim meşhur mübarek cessasımız Şafiilerden değil mi? İlkiye Herrasi ve daha çokları vardır malumunuz. Efendim Tahavi'nin vesaire malum. Tahavi daha önce Şafii'ydi Hanefilere geçmiş değil mi mübarek? Evet şimdi hemen devam ediyoruz. Evet hemen bitti. Ha şurada bir şey vereyim ben. Burada bu sözünüzü bitirince hocam bir 10 dakika teneffüs. Ha doğru. Doğru. Bunu da verelim de ondan sonra o 40 dakikayı sorulara tahsis ederim Allah'ın izniyle. Bol bol sorsunlar biz de inşallah şey yapalım. Literatür Adem hocam siz güzel onu vermişsiniz. Tefsir tarihiyle ilgili kaynaklar demişsiniz. Hani seyircilerimiz, kıymetli hazirun bizi dinleyen kardeşlerimiz belki merak ederler. Tefsir tarihiyle ilgili tabii çok yazılıp çizilen kitaplar var. Aklıma gelen mesela Zehebi'nin Et-Tefsir ve'l-Müfessirun malum. Tefsir ve tefsirciler diye mesela güzel bir çalışmadır. 4 ciltliktir sanırım. Tercümesi oldu mu benim haberim yok. Belki sen bilirsin Adem Hoca. Bilmiyorum Zehebi'nin. Olmadı galiba değil mi? Temel kaynaklardan. Merak ettiğimiz husus hocam. Özellikle başlangıç seviyesinde, temel bilgi düzeyinde. Tamam onlara. Onlar için... Tabii. Mesela Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın Büyük Tefsir Tarihi. 2 ciltlik. Çok şahanedir ya. Üstadımızdır bizim. 20. asrın Ebu Hanifesidir malumunuz. Hemşehrimiz Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen. Rahmetullahi aleyh. Erzurumlu olması da farklı oluyor canım tabii malumunuz. Bir tanesi Elazığlı bir müftü arkadaşımız anlatıyordu. Bir camide imamın arkasında namaz kılıyormuş. Orada bir meddi tabii. Tabii med bir elif uzatır malumunuz. Bir elif demek bir vuruşluk, bir zamanlık değil mi? Fizikte ve musikide geçer. Elif diyecek kadar o frekans, o geçen şey. Orayı fazla uzatıyormuş. Dedim ki diyor ya burayı niye uzatıyorsun? Bir elif uzatman lazım. Eyvallah Mühtü Efendi diyormuş. Orası çok hoşuma gidiyor benim. Hoşuna gittiğinden fazla uzatıyormuş. Şimdi benim de Erzurum denince memleketim olduğu için Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın 2 ciltlik tarihi. Gene Allah selamet versin. Yaşıyor değil mi Cerrahoğlu hocamız? Herhalde yaşıyor galiba. Evet. Cerrahoğlu hocanın malum gene tefsir tarihi. Efendim işte Muhsin Demirci hoca yazdı biliyorsunuz ama ya Muhsin de benim hemşerim Erzurumlu. Yani işte neyse yani öyle çalışmalar var. Bunları okuyabilir kıymetli hazirun. Tefsir usulüyle ilgili kaynaklar. Bakın bu daha önemli. Tefsir usulü tabii sen fıkıhçısın. Siz biraz karşı çıkarsanız tefsirin usulü yoktur dersiniz. Fıkıhın usulü vardır ama tabii hepten de haksız değilsiniz. Yani Ulumul Kur'an diyelim. Ulumul Kur'an'la ilgili malumunuz en akla gelen Zerkeşi ve Suyuti'dir. Zerkeşi'nin El Burhan fi Ulumul Kur'an. Şaheserdir ya gerçekten Adem Hoca. Müthiş adamlar. Onun biliyorsun bir de usul kitabı vardır değil mi? El Behrul Muhit. Müthiş adamlar bunlar. İtkanın, Suyuti'nin El İtkanı ki birçoğunu zaten biliyorsunuz Zerkeşi'den iktibas etmiştir ama kendisinin de tabii çok zengin alıntıları vardır. Yine işte Zürkani'nin Menahilül İrfan değil mi? Efendime söyleyeyim Subhi Salih'in Mebahis ve Ulumül Kur'an. Yani bunlar gerçekten tefsir ilmiyle alakalı başvuracağımız şaheser eserlerimiz diyebiliriz. Bunun dışında fazla bir şey de demiyorum. İnşallah bir ara verelim. Ondan sonra sevgili misafirlerimizin, bizi izleyen kıymetli hazirunun sorularına cevap verelim. Sağ olsun Fatih kardeşim bana göndermiş oradan bazı şeyleri
anlamamış kıymetli kardeşlerimiz, bu ne demek bu Hermes Mermes diyorsun filan. Ondan sonra diğer konular, işte bu varlık mertebeleri, aynı zihni ibari kitabı, belki onlara ufak bir değiniriz inşallah. Efendim yani Kur'an'daki tas, şu andaki Mushaf'ın tasnifine göre değil de Esbab-ı Nüzul'u esas alarak Kayserili rahmetli Zeki Duman hocamız nur içinde yazsın. Biliyorsunuz bir trafik kazasında rahmetli oldu bir Ramazan ayında. Hatta benim dosyetlik jürimde de vardı. Nur içinde yazsın. Hatta öğrencilerine benim kitaplarımı tavsiye etmiş. Diyormuş alın okuyun oğlum diyormuş. Bak o hocanın. Ben tabii çok yazmam, onu söyleyeyim. Benim kalemim biraz kabızdır yani, onu söyleyeyim. Ama mümkün mertebe elden geldikçe orijinal çalışmaya gayret ederim Adem hocam. Bazıları mübarek çala kalem yazıyor ya. Hatta işte isim vermeyeyim, bir tanesi öyle hızlı yazmış ki Zerkeşi'den alıntı yaparken düşünün yanlışlıkla yani Nisa suresi verecek yerde Zümer suresi vermiş. Hiç alakasız. Hemen orada görüyor ya atta. Ya insan biraz dikkatli bakar şuna ya. Bana nakkabül yani ilim mi deniyordu hocam? Nakkabül ilim. Evet güzel. Evet nak zaten ilim iki türlüdür. Bir doğrudan onu üretenler, bir de değil mi onun nakliyeciliğini yapanlar. Transporting dediğimiz o nakil olayı. Tabii o da bir ilimdir yani, haşa küçümsemeyelim ama. Şimdi gelelim sualinize. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum şimdi Adem Bey kardeşim. Yani ilk başlayan insan derken burada kastedilen Arapça okumaya mı başlamış diyelim mesela. Yoksa hiç Arapçası yok ama tefsir okumak istiyor değil mi yani? Daha çok şimdi, kastediliyor hocam. Şimdi yani hiç Arapça okumayan bir insan ne yapacak? Gayet tabii yani demin dediğimiz şekilde yine usulü tefsire müracaat etmesi yerinde olur. İşte bilemiyorum Zerkeşi'nin Burhan'ı tercüme oldu mu? Suyuti'nin İtkan'ı tercüme oldu mu? En azından oradaki tasniflere girer. İşte hurufu mukatta nedir? Efendim mücmel nedir? Mübeyyen nedir? Değil mi? Muhkem nedir? Efendim müteşabih nedir? Hafi nedir? Müşkil nedir? Tabi bu aynı zamanda usulü fıkıhın da konularıdır malum. Efendim işte Kur'an'ınki Mekki ayetlerin özellikleri, medeni ayetlerin özellikleri yani surelerin, sure dizaynı, sure tanzimi, efendim ayet mefhumu, sure mefhumu. Velhasıl bütün o tefsirle ilgili kavramları anlaması için herhalde bir mutlaka yani bir ulumul Kur'an'a müracaat etmesi esastır derim. Yani önce oraya bir girsin. İşte Subh-i Salih'in mebahis bir ulumul Kur'an'ı. Kısa bir çalışmadır ama kalitelidir yani. Gene işte bilemiyorum yani gene işte Cerrahoğlu hocamızın efendime söyleyeyim çalışması, diğer arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın çalışmaları. Fakat şimdi ben şunu şey yapamıyorum. Şimdi bunları okuyan insan ne yapar? Yani onda nasıl bir birikim oluşturur değil mi? Ya şimdi burada işte diyelim bilir. Yani diyelim hafi nedir, müşkil nedir bunu bilir. Efendim müfesser nedir, muhkem nedir yani artık bunu öğrenir. Öğrenir de bunu Kur'an'dan nasıl şey yapacak? Yani Kur'an'ı önüne açtığında bunları birebir orada bulabilecek mi? İşte bunun için gene bir at yapı lazım. Şimdi onun için dedim yani Arapçaya başlamış, Arapça okuyan biri mi yoksa değil mi? Ama biz biliyoruz ki şimdi ma la yudrekü küllüh la yutrekü cüllüh diyoruz ya, hepsi elde edilmeyenin hepsi de terk edilmez. Arapça bir insanın Kur'an'dan anlaması için gerçek manada o Kur'an'dan anlayabilmesi için yani Arapça okumak şart, o bir vakıa. Yani bu malumunuz şimdi ilim lisanı dediğimiz olay var ya, nasıl ki bugün ODTÜ'de ilim lisanı İngilizcedir ya, orada yazar işte değil mi? Department of Mathematics, Department of Physics. Ne yapsın yani adamların ana şeyi bilim dili adeta Türkçe gibi olmuş artık. İngilizce okuması gerekiyor. İlahiyatların da bilim dili Arapçadır. Ama maalesef ilahiyatlarda bu Arapçanın gerçek manada halledildiğine ben kani değilim. Ben hatta hala bekliyorum. Hani İmam Hatipler için de bir düzenlemeler oldu ya. Ben hala Adem Hoca emekliliğim Allah ömür verirse 3 yılım kaldı yani. Belki yarısı da gitti, 2,5 yıl bir şey kaldı. Ben hala o öğrenciyi göremedim artık. Kime nasip olur? O devlet kuşu kimin başına konar bilmiyorum. Gene hala gelenler وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ böyle okuyorlar gene maalesef.
ne med var, ne kasır var. Anlamıyorum ya, niye böyle oluyor bilmiyorum. Yani sistemde bir sıkıntı var bir yerlerde ama bunu çözemedi bizimkiler. Ben onu anlayamadım, gitti. Her neyse, şimdi burada Arapçadan başlayarak konuyu temelden, esastan çözme. Yani o kişi Kur'an'ı açtığında hakikaten ondan zevk alır. Yani burada belagattan ne var? Şurada mantıktan ne var? Şurada fıkıhtan ne görüyorum? Şurada efendime söyleyeyim mi, kozmik anlatımlardan ne görüyorum? Felsefi açılımlardan ne var? Bunun için Arapçaya ihtiyaç var. O bir vaka. Ama bunun dışında Arapçası olmayanlar için artık tek tavsiyemiz kala kala geriye tercüme eserlere başvurulacak. Adem Hocam, başka çare yok ki. Bunun için tabii gene dediğim gibi bu usulle ilgili yazılan kitaplar. Ama şimdi usul size ayetleri izah etmez ki, malumunuz, çok iyi biliyorsunuz. Size ipucu verir, anahtar verir. Yani bununla gir orada, ne yapacaksan yap. Ama gene işte dediğim gibi o usul kitaplarına müracaat ederler. Ayrıca da tabii tefsir okurlar. İşte malumunuz Diyanet'in beş ciltlik tefsiri ki hakikaten yani son dönemlerin bana göre en harika çalışmasıdır yani. Ekip çalışması, biliyorsunuz, heyet çalışması. Belki yenileri çıkar. İşte bizlerin acizane konulu tefsir çalışmamız var. Fakiri de sağ olsunlar, o işin içine katmışlardı, Allah razı olsun. Mehmet Paşacık hocamızın da riyasetinde, Diyanet işlerinin şeyinde, herhalde yakında şeye çıkar, Allah nasip ederse, bilmiyorum, piyasaya çıkar. İşte bu tefsirleri okumak lazım. Yani şu var, şimdi bir seyircimiz, bir kıymetli kardeşimiz, bizi dinleyen şu andaki kıymetli kardeşlerimizden biri, bir tefsiri alıp oradaki ayetle ilgili ne var ne yok onları görebilir Allah'ın izniyle. Görür ya, zaten maksat da bu değil mi? Yani oraya gider, bu ayette Rabbimiz bize ne anlatıyor, ne murad ediyor? Ayet detaylandırılmıştır çünkü o ekibin içinde Hayrettin hocamız var. Biliyorsunuz iyi bir fıkıhçıdır. Elhamdülillah, Rabbim ömrüne bereket versin. Sadreddin Yüksel diyorum ya. Sadreddin Gümüş hocamız, Erzurumlu gene hemşehrimiz. Diğer İbrahim Kahfi Dönmez hoca efendim. Diğer hocalarımız, şu an isimler aklıma gelmiyor. Her birisi kendi alanının uzmanı. Dolayısıyla tabii bunlar bu tefsiri hazırlarken Adem Bey aynı zamanda diğer alanlara da müracaat ettiler. Çok iyi biliyorum. Mesela öyle ayet var ki işte orada bir doktorla görüşmek lazım. Değil mi? Yani o anne rahmindeki o üç karanlık iç içe ne demektir bu? Yani sizi üç karanlığın içinde yaratan Allah'tır o, değil mi? İşte bunlarda mutlaka bir jinekoloğa ihtiyaç var, yani onun bilgilerine ihtiyaç var. Gene işte bu bitkilerden bahseden ayetlerde mutlaka bir biyoloğa ihtiyaç var. İşte bu ecrami semadan bahseden ayetlerde mutlaka gene efendim kozmolojiye ihtiyaç var, astronomiye ihtiyaç var, var oğlu var. Yani onlarla buluştuklarını, yani bir heyet çalışması, bir ekip çalışması olduğunu biliyorum. Bitti mi bu? Hayır. Kur'an sonsuz bir umman, engin bir deniz. İşte oradan herkes nasiplendiği kadar nasiplenecek. Tefsir olarak işte dediğim gibi Diyanet'in tefsiri olur. Rahmetli Ömer Nasuhi Bilmen Üstadımızın 8 ciltlik tefsiri var, biliyorsunuz, olur. Aynı zamanda bakınız Hasan Basri Çantay sadece bir meal değildir. Kısmen bir tefsirdir, değil mi? Yani orada da mesela dipnotlarla bayağı zenginleştirilmiş, nur içinde yazsın. Biliyorsunuz çok donanımlı alimlerimizdendir. Yine işte bildiğimiz Elmalılı Hamdi yazır. Hakikaten öyle. Başlı başına bir değerdir bu. Efendim yine Konyalı Mehmet Vehbi Efendi ve diğerleri. Yani o kadar tefsir var ki şükürler olsun. Bunlardan yararlanılabilir. Süleyman Ateş hocamızın tefsiri var, biliyorsunuz, yazdı. Çok şahane, çok tatlı bir tefsirdir. Oradan yararlanılabilir. Fahrettin Razi tercüme edildi, biliyorsunuz. Zemahşeri tercüme oldu, gene bu fakirin de içinde olduğu heyet. Haşa, yanlış anlaşılmasın da yani öyle. Ondan dolayı demiyorum. Bizim bunların dışında özet olmak dışında en çok etkilendiğiniz tefsir hangisidir? Benim yönleriyle belli şeyleri mutlaka öne çıkan. Ya benim kötü bir huyum var Adem Hocam. Ben genelde Arapça tefsirlerle meşgul oluyorum. Yalan söyleyeyim. Yani bu tercüme tefsirleri hemen hemen yani okuyamadım diyebilirim. Beni etkileyen en baştaki müfessir Kadı Beydavi'dir.
Ondan önce işte malumu Fahrettin Razi'dir, Zemahşeri'dir. Yani bunlar efendime söyleyeyim mi Kurtubi'dir, efendime söyleyeyim mi işte meşhur İbni Atiye'dir. Bunlar güçlü alimlerdir. Gene işte meşhur Ebu Hayyan'dır, El-Bahrul Muhit'in sahibi. Müthiş adamlar bunlar Endülüs ekolünden. Ama tabii tefsir derken yani benim en hoşuma giden, görebildiğim kadarıyla yani kafi diyebileceğimiz işte Diyanet'in o 5 ciltlik tefsirini ben şahsen şey yaparım, tavsiye ederim. Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın tefsirinden de insan farklı bir feyiz alıyor, onu söyleyeyim yani. Gerçekten öyle yani, çok bilmiyorum yani, oradan da ayrı bir feyiz geliyor insana. Artık seyircilerimizin takdiri, hangi birini alırlarsa alsınlar, bilmiyorum yani, ne bileyim işte. Hocam bir de şöyle bir sorumuz var. Bir ilahiyat öğrencisi kardeşimizden geldi. Tefsirde ihtisas yapmak isteyen ilahiyat öğrencisi için hocamız ne tavsiyede bulunur? Bu konuda hafızlık şart mıdır? Hocamızın ilahiyat öğrencilerine mutlaka okumalı diyeceği kitaplar nelerdir? Tefsir. Yani bu yüksek lisans doktora mı yapacak yani? Öyle anlaşılıyor sorudan. Tabii yüksek lisans doktora yapan bir öğrenci yani kusura bakmasın, bir kere mutlaka Arapça tefsirleri bilmesi lazım. Yani bir Beydavi'yi, yani bir efendime söyleyeyim mi Envar-ı Tenzil ve Esrar-ı Tevil'i okuyacak, kusura bakmasın. Yani bu öyle. Hafızlık şart değil. Ama tabii hafızlık şart değil ama epey bir ona destek sunar, yardımcı olur. Benim hocam öyledir, hala yaşıyor, 93 yaşında. Rabbim afiyetler, şifalar versin. Kısmı bir felç geçirdi. O derdi ki, evladım derdi, hani biz hafızlık yaparken. Derdi ki, biliyorum derdi. Oğlum şimdi siz diyorsunuz ki, ya bu gavur eziyeti niye bana yapılıyor filan. Aynen böyle derdi. Bana niye bu gavur eziyeti reva görülüyor? Halbuki derdi, bunun siz kadri kıymetini ileride anlayacaksınız. O derdi ki, Arapça ekmektir, hafızlık da üzerine sürülen tereyağıdır derdi yani. Şimdi anında mesela, değil mi? Ben mesela inanın Adem hocam, yani benim hafızlığımı alırsanız bakın ben çökerim. Samimi konuşuyorum bakın, hiç mübalağa etmiyorum. Hani o bilgisayarların çökmesinden bahsediliyor ya, aynen öyle çöker giderim, hiçbir işe de yaramam ben yani. İşte çünkü o hafızlık benim için gerçekten bir temel. Şimdi tefsir alanında ama tabii kıraat alanında çalışacaksa bir arkadaş, hafızlık olmazsa olmaz. Ama tefsir alanında çalışan için hafızlık şart değil ama yani epey bir ezberi de olması lazım. Çünkü ona malzeme oluşturacak. Dolayısıyla ne tavsiye ederim? O kardeşlerimize kesinlikle Ulumul Kur'an'ı okuyacaklar bir kere. Yani bir Zerkeşi, bir Suyuti el kitapları olacak. Onsuz zaten olmaz. Mutlaka İtkan'ı, mutlaka Burhan'ı ellerine alacaklar. Yetmez Zürkan'ın Menahilül İrfan'ını belki okuması lazım. Çünkü onda da yeni yeni şey. Mutlaka bunlar hep eskilerden beri birikim geliyor ama mutlaka üstüne ilaveler vardır. Yani mesela bir Nahhas, Üstadı Zeccacı mutlaka yad eder Adem Hoca. Der ki mesela, o der yani, Ebu Cafer dedi ki, Ebu Cafer dedi, Taberi'yi kastetmiyor, Zeccacı kastediyor. Der yani, hocasını mutlaka zikreder ama geliyor mübarek öyle bir konuya giriyor ki onu Zeccacı'da siz bulamıyorsunuz. O Nahhas kendisini konuşturmuş orada. Şimdi bunlar hep böyle etap etap, aşama aşama geliyor. Bunları okumaları lazım. Maanir Kur'an'a vakıf olması lazım. Yani en azından bir Zeccac. İbaresi de çok kolaydır Adem Hoca, bilirsiniz. Yani Zeccac'ın ibaresi çok kolaydır. Keza mesela şeyin de ibaresi çok kolaydır Fahrettin Razi'nin. Mesela Beydavi yerine göre biraz böyle şey üsturuplu konuşur. Biraz ağdalıdır duruma göre. Çünkü Beydavi'nin yapısı o yani. Filozof bir adam. Dolayısıyla ama mutlaka bir itkan, bir burhan okumaları lazım. Ya en azından bir Subh-i Salih'in mebahisini okusunlar yani. Değil mi? Ondan sonra Muhammed Tıraz'ın kitabını okusunlar. Çok varlar yani, işte Rıfai'nin kitabını okusunlar. Sadık Rafi'i. Değil mi? Muhammed Sadık Rafi'i. Mesela alsınlar, okusunlar. Zor bir şey değil bunlar. Tercüme de oldu bildiğim kadarıyla. Ama ben iyi bir tefsirci olacağım. Yani ben tefsir alanında doçent olacağım, prof olacağım diyorlarsa kesinlikle bakın yani o Arapça kaynak. Mesela Beydavi'nin tercümesi oldu biliyorsunuz değil mi? Birkaç arkadaşımız bunu tercüme ettiler. Yetmez. Onun orijinal metnine vakıf olması lazım. Yani o Beydavi'nin mutlaka Envar-ı Tenzil'ini okuması.
Zemahşeri'yi biz tercüme ettik ama bilmiyorum tabii iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Aslında biraz bunları katlediyoruz gibi geliyor bana ama ne bileyim yani işte ona da belki ihtiyaç vardı Zemahşeri gibi bir allame. Ama yani o metinlere vakıf olmaları lazım. Arapça bir, yeter mi yetmez. İyi bir tefsirci olacağım diyorsa belagat okuması lazım. Yani mutlaka en azından bir Kazvini'yi okusun. Yani bir telhisi okusun. Efendime söyleyeyim mi? Hatta varsa imkanı Şerefüddin Et-Tıybi'yi de okusun. Dolayısıyla diyeceğim bunlar. Yani çünkü tefsir gerçekten ben mesela hep derim yani Adem Hocam bir fıkıhçı tefsiri bilmek zorunda değildir ama bir tefsirci fıkıhı bilmek zorundadır. Çünkü fıkıhla ilgili ayetler gelecek önüne ya. Onun için Kadı Beydavi diyorlar. Öyle kolay değil. Bu adam hem müfessir hem kadı. Aynı zamanda mantıkçı, aynı zamanda belagatçı, aynı zamanda kelamcı, aynı zamanda filozof yani. Yok yok yani. Tefsir donanım istiyor Adem Hocam yani. Donanımlı olmaları lazım. Herhalde hocam testeresi, çekici, hızarı neyse olması gerekiyorsa alet. İlahiyat literatüründe de alet ilimleri denen ilimleri kesinlikle. Kemalat ile tahsili kemalat olmaz değil mi? Cinas yaparız. Kem alat ile tahsili kemalat olmaz. Evet. Kötü aletlerle siz böyle kemalli bir şey üretemezsiniz. Mutlak ama şunu söyleyeyim. Yani değerli öğrencilerimiz var Allah'a şükür. Benim tanıdığım böyle birikimli arkadaşlarımız var. Geliyorlar. Yani bir grup da var böyle donanımsız geliyor. Ben onu tavsiye etmiyorum. Yani donanımlı gelirseler çok güzel olur. Bir de böyle çünkü donanımlı geldiklerinde gerçekten böyle güzel, bakir alanlarda çalışmalar yapabilirler. Aksi takdirde ne oluyor? İşte kes yapıştır vari çalışmalar oluyor. Onun da fazla bir bereketi olmuyor. Ya zaten orada duruyordu. Yani onu niye rahatsız ediyorsun ki orada? Değil mi yani? Evet. Hocam süremiz doldu. Birkaç soruyla bitireceğim inşallah. Eyvallah. Bir kardeşimiz sebebi nüzulle ilgili bir özel kaynak var mı diye sormuş. Bir kardeşimiz de yine literatür anlamında ahkam tefsirlerinden hocamızın tavsiye edeceği bir iki tane isim alabilir miyiz demişler. Eyvallah sebebi nüzulle ilgili malumunuz. Çalışmalar en basiti Vahidinin Esbab-ı Nüzulü. Hatta gene fakirin de içinde olduğu benim yani bir hocamızla beraber tercüme etmiştik onu. Tabii onu da söyleyeyim ben asistandım o zaman. Yani o çalışma bana biraz cebren yaptırılmıştı. Ne yapalım çünkü asistansınız boynunuz eğri. Ondan neyse oraya girmeyelim de. Olunca herhalde hocam. Oluyor yani. Vahidinin esbab-ı nüzulü ama iyidir ya işte bazen derler ya kötü komşu mal sahibi yaparmış. O iyi ki de olmuş olabilir. Vahidinin esbab-ı nüzulü meşhur. Yani rahat ulaşacağımız. Yine malumunuz Eddürrül Mensuru var Celaleddin Suyuti'nin. Sev Esbab-ı Nüzul'le ilgili çalışmaları. Tabii şunu daha önce de söyledim. Esbab-ı Nüzul'le ilgili, Sebeb-i Nüzul'le ilgili ayet miktarı yani 500'ü geçmez bakınız. Hadi topu topu 600'ü geçmez. Onun için alimlerimiz ne diyorlar? Sebeb-i Nüzul'un yanı sıra hikmeti nüzulu da bilmek lazım. Yani her ayete mutlaka tarihi bir arka plan bulamazsınız. Ama onun hikmetini yakalayacaksınız. O ayetin inişindeki hikmeti yakalamak gerekir. Tabii ki sebeb-i nüzul dediğimiz gibi geçen dersimizde ayetlerin yorumlanmasında önemli bir katkı sağlar. Size çok ciddi ipuçları verir. Tarihi arka planı o alanı size tanıtır en azından. Oradan yola çıkar ve beriye doğru gelirsiniz, taşırsınız. Ne demişti? Ahkam tefsiri. Ahkam tefsiri. İşte ahkam tefsirlerine dedik yani Cessas'ın meşhur efendim Ahkamul Kur'an, Kiya el-Harrasi'nin Ahkamul Kur'an'ı, İbn-i Arabi'nin Ahkamul Kur'an'ı ama bilmiyorum onlar tercüme oldu mu? Mesela Kurtubi de biliyorsunuz yani El-Cami'li Ahkamul Kur'an der ama yani bu şu demek değildir Kurtubi sadece ahkam ayetlerini ele almıştır. Hayır adam baştan sona tefsir etmiş ama tabii ahkamı daha ön plana çıkardığı için böyle isimler de veriliyor tefsirlere malumunuz. Kurtubi eğer tercüme edilmişse tavsiye ederim alsınlar. Cessas tercüme oldu mu bakın onlardan bile haberim yok benim maalesef. İlkiye Harrasi Şafii'dir meşhurdur biliyorsunuz. Cessas'la hiç arası yoktur böyle.
yakaladı mı yerden yere vurur ama tabii bazen çok ağır ifadeler kullanıyor ya. Bu cahil diyor aynen. Ya cessasa cahil denir mi şimdi Adem Hoca ya? Bu cahil diyor üstadımızın sözünü bile anlamamış. Hani Şafii'yi kastederek. Halbuki müthiştir cessas biliyorsunuz yani. Ya zaten Ahkamül Kur'an'da öncülerdendir bunlar. Taha ve hakeza gene malumunuz. Ama Ahkamül Kur'an'la ilgili mesela yeni yazılan kitaplar, eserler var mı? Pek de ona vakıf değilim doğrusu, bilmiyorum yani. Bu Arapçalar eğer olduysa, şey olduysa ahkamla ilgili, ha yeni çalışmalar belki vardır ama ne yapacaklar ki zaten? Onlar da gene üç aşağı beş yukarı o eski kaynakları konuşturacaklar gibi geliyor bana yani. Ama bir cessas şart. Ha biraz cessas malumunuzu detaylandırır. Ama şu var tabii, cessas bütün ayetleri ele almadı. Ahkamla ilgili ayetleri. Bu ahkamla ilgili ayetler de müfessirden müfessire fark eder. Adem hocam bilirsiniz. Yani birinin ahkam ayeti gördüğünü bir başkası görmeyebiliyor. Dolayısıyla ama ne yapmış? Çok detaylandırmış. Mübarek çok detaylı bilgi verir. Ve bir de cessasın bir özelliği var biliyorsunuz. Hükmü şey yapar. Senetle rivayet eder. Ki bu hemen hemen hepsinde vardır ama cessasın da o yönü var. Yani adeta bir muhaddis gibi biliyorsunuz alır o belirteceği hükmü, gider ta efendim erişebildiği, ulaşabildiği son raviye kadar isnat eder. Yani öyle bir özelliği var. Evet.